Merhaba sevgili hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yeni çıkan soru bankamızın çözümlerine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kesir problemlerine geldik. Bu videomuzda kesir problemleriyle ilgili tüm testleri çözeceğiz arkadaşlar. Bu arada nasıl gidiyor gerçekten ders çalışıyor musunuz arkadaşlar? Sınavlar da yaklaştı. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hazırsanız kesir problemleri soru çözümüne başlıyoruz. Eşte arkadaşlar ilk test birinci sorudan başlıyorum. Bir sayının 2 bölü 3 ile 5 bölü 8'in toplamı aynı sayının 5 bölü 4'ün 3 fazlasına eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? Kayıt alıyor mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları kesirle de çözebilirsiniz. Ya da paydalara bakarsınız. Mesela 3 ile 8'in o okay keki 24. Yani bu sayıya 24x diyebilir miyim? Evet. Şöyle sileyim. Bu sayıya direkt 24x diyorum kesirlerle uğraşmamak için. 2 bölü 3 arkadaşlar. 24 x'in 2 bölü 3'ü nedir? Hemen 2 bölü 3 ile çarpıyorum. E, 48 bölü 3 16 x oluyor. 16 x artı. Aynı sayının 5 bölü 8'i diyor. 5 bölü 8 ile çarpıyorum. 24'ü 8'e böldüm. 3, 3 kere 5, 15 x oldu. Değil mi arkadaşlar? Eşittir. Bu x'in toplamı neye eşitmiş? Sayımıza 24 x demiştik. Bu sayının 5 bölü 4'ünün 3 fazlasına eşittir. Bunun 5 bölü 4'ü nedir? 24'ü 4'e böldüm. 6, 6 kere 5, 30 mu? 30x'in 3 fazlasına eşittir diyor sevgili arkadaşlar sayımızı 24x demiştik. Şimdi buraya hesaplarsak 31x bunu da bu tarafa atsak x oluyor x eşittir 3'tür x yerine 3 yazarsak 24 çarpı 3 72'dir diyoruz arkadaşlar bunu şöyle de çözebilirsiniz. İkinci yol sevgili arkadaşlar ben şurayı rengi değiştirip geliyorum bu sayıya x dersek 2 bölü 3'ü 2 3 bölü x'tir 2 x bölü 3'tür. 5 bölü 8'i 5x bölü 8'dir. Bunların toplamı neye eşittir? 5 bölü 4'ün 3 fazlasına eşitmiş. Yani 5x bölü 4 artı 3. Buradan x'i hesaplayın. x'i arkadaşlar 72 bulacaksınız. Bu da size ödev olsun. İkinci sorudan başlıyorum. Bir kesim değeri 4 bölü 7'dir. Bu kesim paya paydasına 7 eklenince kesim değeri bu oluyor. Buna göre kaçtır? Şimdi i̇şte arkadaşlar bu kesrin değeri 4 bölü 7 ise bu kesre 4x payına 4x paydasına da 7x diyelim xr sadeleşmiş değeri 7 4 bölü 7 olmuş atı kesimiz bu olmuş diyor ki pay ve paydasını 7 eklenince payına 7 eklersek 4x artı 7 olmaz mı kardeş evet paydasına 7 eklersek 7x artı 7 olmaz mı kardeş he neye eşitmiş 9 bölü 14'e eşitmiş e şimdi arkadaşlar işaretle çarpımı yapabilirim ya da aşağısı 7x artı 7 ya 7 ortak parantezine alsam x artı 1 olmaz mı he 14'ü 7'ye bölsem 2. Şimdi işaretle çarpımı yapıyorum. 9x artı 1, 9 He valla. 9x artı 9 eşittir. 2 kere 4x 8x artı 2 kere 7 14 oldu. Bilmeyenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa x eşittir. 14'ten 9 çıkar 5. Demek ki x 5'tir. Bu kesrin paydası kaçtır? x yerine 5 yazarsak bu kesrimiz neymiş? 4 kere 5 yukarısı 20. 7 kere 5 paydası da 35'tir. Bizden paydayı soruyor. Evet cevabımız Ceyhan. Devam ki. Gamze Soru Bankası'ndaki soruların önce 3 bölü 5'ini sonra kalanın 1 bölü 3'ünü çözüyor. Toplamda 250 soru çözdüğüne göre bu soru bankasında kaç soru var? Paydalarda ne var? 3 ve 5 var. 3 kere 5, 15. Soru bankasının tamamı 15 x tane soru olsun. İlk önce 3 bölü 5'ini soruyor ya çözüyor. 15 x'in 3 bölü 5'i nedir? Hocam 15'e 3'e e, 15 e, 5'e bölsek 3, 3 kere 3, 9 x eder. 9 x tanesini çözerse Geriye 6x tanesi kalmaz mı? Evet. Bakın kalan budur. Diyor ki sonra kalanın 1 bölü 3'ünü çözüyor. 6x'in 1 bölü 3'ünü çözecek arkadaşlar. Kalanın 1 bölü 3'ü. 6x'in 1 bölü 3'ü 2x eder. 6x'i 3'e bölsek 2. 2x daha çözerse ne kadar kalır? En son kalana bakıyoruz. 6x'ten 2x'i çıkarın 4x. Başlangıçta 15x tane soru vardı. Son durumda 4x tane soru kaldı. 15x'ten 4x'i çıkarın. Demek ki 11x tane soru çözmüş. Bu çözdüğü soru sayısı da 253'tür diyor. He Buradan hemen 253'ü ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Tabii ki de 11'e bölüyorum. He valla. 253'ü 11'e bölüyorum. İki defa dersek 22 çıkarttım 33 3 defa dersek neyse 23 geldi yani bunu buraya bölsek 23 mi geliyor evet demek ki x 23'tür toplam soru sayısına biz 15 x demiştik x yerine 23 yazıyorum arkadaşlar 15 çarpı 23 15 çarpı 20 345 45 daha 345 var mı şıklarda bana var cevabımız bursa yaparsınız dördüncü soru bir araç gideceği yolun önce 3 bölü 7'sini gidiyor. Sonra 85 kilometre daha gidince yolun yarısına gitmiş oluyor. Buna göre yolun tamamı kaç kilometredir? Arkadaşlar hem yolun yarısı hem de bakın hem yolun yarısı hem de 1 bölü 7'sinden bahsettiği için paydada 7 ve 2 var. Yolun tamamına ne diyelim? 7 kere 2 14 x diyorum yolun tamamına. Sonra geliyorum verilenleri kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Önce nereye ne kadarı gidiyor? 3 bölü 7'sini gidiyor. Yani 14 x'in 3 bölü 7'sini gidiyor. 14'ü 7'ye böldüm. 2. 2 kere 3 6x. 6x gidiyor mu? Evet. Daha sonra da 85 kilometre daha gitmiş. Yani 6x kilometre zaten gitmişti. Bir 85 kilometre daha gidecek. O zaman ne oluyormuş? Yolun yarısını gitmiş oluyor. Yarısı 7x'tir. He valla. Epey. Valla x seçtir 85 çıkar. He valla. Yolun tamamını bizden soruyor. Yolun tamamını. Biz 14x demiştik. X'i de 85 bulduk. Buraya 85 yazarsak 14 çarpı 85 cevaptır sevgili arkadaşlar. 14 çarpı 85 kaç eder? 14 ile 8 kere 14 e, 32 114 değil mi arkadaşlar? 8 kere 4 32 8 kere 1 8 11 şöyle bir şey e, dersek 80 çarpı 14 böyle bir şey geliyor. 5 kere 14 70 geliyor. 1190 mu arkadaşlar? Evet tamam mı? 14 çarpı 80 i, 85 i kafadan hesapladım 190 zorlanıyorsanız ama abi hevala. Beşinci soruya devam ediyoruz. Bir kıyafet mağazası. Kıyafetlerin önce 2 bölü 5'ini sonra 1 bölü 4'ünü satıyor. Mağazada 210 kıyafet kaldığına göre. Başlangıçta kaç kıyafet var? 5 ve 4 var paydada. 5 kere 4 20. Toplam kıyafet sayısını 20x diyorum sevgili arkadaşlar. Önce 2 bölü 5'ini satıyor arkadaşlar. 20x'in 2 bölü 5'ini satıyor. Bakın kalanın demiyor. Tamam mı? 25'e bölün 4. 4 kere 2 8. 8x tane satıldı şu an kalanın demiyor. Toplam bütün kıyafetlerin 1 bölü 4'ünü satıyor. 20'yi 4'e böldüm 5 mi? 5x tane daha sattı. Toplam kaç tane satmış oldu? 13x tane sattı. 8x ile 5x'in toplamı 13x. 20x tane vardı. 13x tane sattı. Kaç tane kaldı? 20x 13x'i çıkartın 7x tane kaldı. Zaten kalan kıyafet sayısında 214 diyor. Bey 7'ye bölsek x eşittir 30 oluyor. Neyi soruyor? Toplam kıyafet sayısını mı soruyor? X yerine 30 yazalım. 20 çarpı 30 600'dür. Cevap Bursa kardeşim. Bu o kazanacağız. Bir terzi bir top kumaşın önce 1 bölü 2'sini sonra kalanın 2 bölü 5'ini satıyor. Geriye 15 metre kumaş kaldığına göre. Şimdi paydada 2 var ve 5 var. 2 kere 5 10 mu? Toplam kumaşa vallahi 10x diyorum. Var mı sıkıntı? Hayır. İlk önce 1 bölü 2'sini satıyor. Yani yarısı. 1 bölü 2'si yarısı demek. Yarısı 5x. 5x'i sattı. Artı. Sonra 2 bölü 5'ini satıyor. Yani kalanın 2 bölü. Bak 10 xten 5x'ini sattık. Geriye 5x kaldı. Bu kalanın 2 bölü 5'ini satıyor. Kalanın diyor. Yani 2x daha sattı. Hmm. O zaman toplam 7x sattı mı? Evet. 10x kumaş vardı. 7x satmışsanız 10x'ten 7x'i çıkarın. 3x kalmaz mı? Evet. Kalan kumaş da 15 metredir demiyor mu? Evet. 15'i 3'e bölsem x5 değil mi? Tabii ki. Neyi soruyor? Bir top kumaş kaç metredir? X yerine 5 yazıyorum. 10 kere 5 50'dir. E nedir yani? 6. 7. soru. Soru gönderin. Bir bidonun 5 bölü 9'u ile doludur. Bidondaki suyun 7 litresi kullanınca bidonun 3 bölü 5'i boş kalıyor. Buna göre başlangıçta bidon kaç litredir? Şimdi şıklara baktım 9 ve 5 var. Bidonun tamamına ne diyorum arkadaşlar? Bidonun tamamına 45x diyorum. Bakın 45x diyorum. Var mı bir sıkıntı buraya kadar? Hayır. Kendimize kef ediyoruz. Şimdi bakın 9 kere 5 45. Bidonun 9'da 5'i su ile doluymuş arkadaşlar. E tamam. 9'da 5'i kaçtır? Hemen gidiyorum kendime. 45x'in 5 bölü 9'unu hesaplıyorum. 45'i 9'a böldüm. 5. 5 kere 5. 25x'i doluymuş. 25x'i doluymuş. Bidondaki sayı, suyun 7 litresi kullanılınca. Yani 25x litre su vardı. Bunun 7 litresini kullandık. Bu kadar su kalmaz mı? Evet. Diyor ki. Baa, bidonun 3 bölü 5'i boş oluyor. Yani bu 45 x'tir ya bidonun tamamı. 3 böl 5'te 3'ü boş oluyor. O zaman 5'te 3'ü boşsa 5'te ikisi de doludur. 5'te ikisi dolu. Şu an doluyu hesaplıyorum. Eyvallah. He valla. 45'i 5'e böldüm. 9. 9 kere 2 18. 18 x oldu. Yani bu dolu olan kısım 18 x'e eşitleyeceksin. Dikkat et. Şimdi bunu bu tarafa attım. 25 x'ten 18 x'i çıkarsak 7, 7 oluyor. 7 x oluyor. Eksi 7'yi artı 7 olarak göndersek x x'e 1 çıkıyor. Bidonun tamamı kaç litredir? 45 x demiştik. x'i de 1 bulduk. 45 çarpı 1 45'tir. Cevap edin. Eyvallah. Bakalım başlangıçta bidon kaç litre su vardı? Bey! Başlangıçta bidonda kaç litre su vardı? X'i 1 bulduk. Başlangıçta 25 x litre su vardı. 25 çarpı 1 25 litre su vardı. Cevap Bursa dikkat et. Dikkat et, bu işlem hataları yapma. Bir turist kafilesinin 2 bölü 7'si erkektir. Kafileye 4 erkek katılır ve kafileden 2 kız ayrılınca kafilenin 3 bölü 5'i kız oluyor. Buna göre başlangıçta kaç turist vardı? Şimdi ben buraya hemen ne yapıyorum? Erkek yazıyorum kendime. Buraya kız yazıyorum. Var mı bir sıkıntı? Hayır. 7'de ikisi erkekmiş. Yani tamamı 7 iken bu 7'den ikisi erkekse o zaman 7'den 5'i de kızdır. Erkeklerin sayısına 2x dersen kızların sayısına 5x diyeceğiz demek ki. Devam ki bakalım başımıza ne gelecek. Kafileye 4 erkek katılıyormuş. 4 erkek katılırsa 2x artı 4 tane erkek olacak. Kafileden 2 kız ayrılacak. 5x tane kız vardı. 2 kız ayrılırsa kızların sayısı bu olacak. Kafilenin 3 bölü 5'i kız oluyormuş arkadaşlar. Yani kızların sayısı şu an budur. Erkeklerin sayısı bu. Be, 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 böyle yapmayalım, böyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Kafilenin 5'te 3'ü kızdır. 5'te 3'ü kızsa 5'te 2'si de erkektir. Bakın tamamına 5 beş diyelim. 5'te 3'ü kızsa geriye kaldı 5'te 2'si de erkektir. Direkt böyle yapın gitsin. He ha ha. He valla kendinizi zorlamayın. 3 kere 2x 6x artı 3 kere 4 12 eşittir. 2 kere 5x 10x eksi 2 kere 2 4 bilinenler bir tarafa burası 4x oldu. Bunu da bu tarafa atsak 16 16'yı doğru da bölsek x eşittir 4 olur. Kafilede kaç turisti var? Başlangıçta kaç turist vardı? 2x erkek 5x kış toplam 7x kişi vardı. X'i 4 bulduk 7 kere 4 28'dir getirin sor getirin. Murat 126 bin TL'lik bir motor almak istiyor ve bunun için aylık maaşının 3 8'ini biriktiriyor. 12 ay sonra motoru alabildiğine göre Murat'ın aylık maaşı ne kadardır? <laughs> şimdi, şimdi, şimdi. Aylık maaşına ne diyelim arkadaşlar? 12 ay sonra. Bakın aylık maaşına, aylık maaşına faydaya bakın. 8. Aylık maaşı 8x olsun. Yani her ay yazalım. Her ay ne kadar biriktiriyor? 8'den 3'ünü yani toplam 3x lira biriktiriyor. 12 ay sonra mı alıyor? Bunu 12 ayla çarpın arkadaşlar. 12 çarpı 3x 36 x lira para biriktirdi. E zaten 12 ay sonra alabildiğine göre bu neye eşittir? 126 bilmem ne zımbırtısına eşittir. Buradan x'i bulacağız. Bizden Murat'ın aylık maaşı yani 8x'i soruyor. 8x'i bulmak için kendimizi perişan edeceğiz. Vay, vay. 126 36'nın kaç katıdır? Valla ben nereden bileyim? Bunu 6'ya böl 6. Bunu 6'ya böl 21 mi? Evet. 3'e böl 2. 3'e böl 7. 7 çarpı bakın 3 sıfırı 1000 olarak yazıyorum. 1000'i 2'ye böl 500. 7 kere 500 3500. He. X 3500'müş. Maaşını soruyor. X yerine 3500 yazıyorum. 8 çarpı 3500 kaç eder? Şimdi 4 kere 35, 140, 8 kere 35, 280, 280'i 280 yaz kardeş. Bir tane de 2 sıfır ekle. 28 gibi bir şey var mı? Valla var. Cevabımız Ceyhan. Bu kadar yani bu kadar zor düşünmeyin. Bir sürenin 5 bölü 6'sı ayran ile doldur. Mustafa süredeki ayrandan 2 bardak içince sürenin 2 bölü 5'i su ile doluyor. Buna göre sürenin tamamı kaç bardak? Şimdi sürenin tamamını arkadaşlar 6x litre diyelim mi? He. Bakın yazıyorum. Sürahi. Sürenin tamamı 6x litre olsun. Bir bardak, bir bardak, o da a litre olsun arkadaşlar. Şimdi bakıyorum, bütün beynimi devreye soktum. Burada dinç olmamız lazım. Süreyinin altı da beşi doludur arkadaşlar, yani 5x var. Süreyinin içinde 5x litre, litre su var. Süreydeki ayran'daki iki bardak içiyor, yani bir tane bayrak bardak a litredir. İki bardak içerse 2a eksilir. Şu an bu kadar su oldu. Bu neye eşitmiş? sürenin 2 bölü 3'ü dolu oluyor. Süreyya'nın zaten 6x demiştik. Bunun 2 bölü 3'ü ne oluyor? 6'yı 3'e böldüm. 2, 2 kere 2, 4x oldu. Demek ki bu 4x'e eşit. Şunu bu tarafa attım. 5x'den 4x'i çıkarttım. x eşittir. Eksi 2a'yı bu tarafa attım. 2a. Demek ki x yerine 2a yazabilirim. Diyor ki sürenin tamamı kaç bardak ayran alabiliriz? a yerine x yerine 2a yazın. A, x yerine 2a yazın. Alt kere 2a 12a. Demek ki sürenin tamamı 12 bardak eder. 12 aya yani bardağın 12 katına eşitse sürenin tamamı 12 bardak alır kardeş. Devam et. 11. soru. Bir memur maaşının 2 bölü 5'ine ev kirasına kalan 1 bölü 4'ün mutlak masraflarına ve sonra kalan kısmın 2 bölü 3'ünü kredi borcuna veriyor. Geriye 3000 TL'si kaldıran maaşın nedir diyor bu memurun. Şimdi Paydalara bakıyorum. 5 var, 4 var, 3 var. Bunların okey ki 5 kere 4, 20 çarpı 3, 60. Maaşın tamamına vallahi 60x diyorum. E valla maaşın tamamına 60x diyorum. Şimdi önce 2 bölü 5'ini ev kirasına veriyor. Bakalım ev kirasına. Kendimize yazalım. He. Kiraya ne kadar veriyor? 60x'in 2 bölü 3'ü nedir acaba? 60'ı pardon 2 bölü 5'i kafayı yeme. 2 bölü 5'i. 60x'in 2 bölü 5'i nedir? 60'ı 5'e böldüm. 12, 12x çarpı 2, 24x mi eder? 24x'ini kiraya verdi. 60x'ten 24x'i gitti. Geriye 36x lira parası kaldı. Kalanın 1 bölü 4'ünü mutfak masraflarına veriyor. Yani mutfaka, mutfaka ne kadar veriyor? Kalanın 1 bölü 4'ü. Yani 36'yı 4'e bölün 9. 9x'i mutfağa veriyor. 36'dan 9'u çıkarın. 27x lira maaşı kaldı artık. Bunun da 2 bölü 3'ünü kredi borcuna veriyor. Yani 27x'in 2 bölü 3'ü. 27'yi 3'e böldüm. 9. 9 kere 2 18x. Yani krediye de demek ki krediye de 18x lira para veriyor. 27x kalmıştı. 18x lira daha gitti. 27 x'ten 18x çıkarın. 9x lira parası kaldı. En son 3000 TL'si kalmış. Beyi. Bu 3000 TL'ye eşittir. Neyi soruyor bizden? Maaşını soruyor. 60x'i soruyor sevgili arkadaşlar. Bunu 3'e böldüm. 3x eşittir. Bunu 3'e böldüm. 1000. Benden 60x'i mi soruyordu? Evet. 20 ile genişlet bunu. 20 çarpı 3x. 60x eşittir. 20 çarpı 1000. 20.000. Maaşına biz 60x mi demiştik? Evet. Demek ki maaşı ne kadar? 2000. Bu kadar kardeşim. Cevap o. Getirin. Kemal maaşı 1 bölü ev kirasına 1 bölü faturalarına 1 bölü bulaşık makinesine 1 bölü 5'ini mutfak konserlerinde verir. Geriye 1, 7 bin milyon tarihinde maaşı kaçıratır. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağız burada? Kemal maaşını 1 bölü ev kirasına veriyor değil mi? Maaşına ne diyelim? Abi 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 abi. Faydalarda bunlar var. Bunların o keki nedir? 30 mu? 30 hem 3'e bölünüyor hem 6'ya bölünüyor hem 5'e bölünüyor. O zaman toplam maaşına 30x diyorum. Var mı bir sıkıntı? Hayır. 1 bölü 3'ünü ev kirasına veriyor. Şimdi buraya yazalım tekrar. Kira var. Başka ne var? Fatura var. Fatura var. E, bulaşık makinesi var. Değil mi? Bulaşık makinesi var. Mutfak masrafları var. Mutfak masrafları ne var da var yani. Bu adam mahvolmuş. He valla. 1 bölü 3'ünü ev kirasına veriyor. E, bunun 1 bölü 3'ü 30x'in 1 bölü 3'ü 10x'tir. 10x'i kiraya veriyor. Buraya hallettik. Kalanın demiyor. Kalanın demiyor. Maaşının 1 bölü 6'sı. Yani 30'u 6'ya bölün 5. 5x'ini faturalara veriyor. 1200 TL'sini bulaşık makinesine veriyor. Bunu da hallettik. Kalanın demiyor. Kalanın demiyor. Bütün maaşının 1 bölü 5'i. Yani 30x'in 30x'in 1 bölü 5'i kaç eder? 6x'ini de mutrak masraflarına veriyor. Geriye bu kadar parası kalıyor. Şimdi arkadaşlar bunları bir toplayalım mı? Toplayın Allah aşkına. 10, 15, 21 artı 21x artı 1200 kayme para harcadı. Eyvallah. Toplam 30x lira parası vardı bu adamın. Bu adam bu kadar para harcadı. Ne kadar harcadı? Ona direkt eksiyle çarpalım. 21x eksi 1200 mü? Evet. Geriye ne kadar parası kalmış? 7800 lira parası kalmış. Eyvallah. Burası ne? Valla 9x eşittir. Eksi 1200'ü bu tarafa 1200 olarak göndersek orayı 9000 yapmaz mı? 9900'e bölsek x 1000 olmaz mı? Evet. Neyi soruyor? Mutfak masraflarına ne kadar para vermiş diyor. Bakalım. Mutfak masrafları nerede? Vallahi burada. X yerine burada 1000 yaz. 6 kere 1000 6000. Var mı şıklarda? Olmaz mı bu sınavı kazanacağız. Bir top belli bir yüksekten bırakılıyor. Her yere çaptan bir önceki düşüşünün yüksekliğinin 3 bölü 4'ü kadar yükseliyor. Top 3. kez yere çaptıktan sonra 54 metre yükseldiğine göre topun ilk bıraktığı yükseklik kaç metredir? Bunların pratik yollarını ben konu anlatımında vermiştim. İlk bıraktığı yükseklik x olsun. Her seferinde bir önceki yüksekliğin 3 bölü 4'ü kadar zıplıyor. 3. kez dediği için bunun üstüne 3 getiriyorduk. Neye eşittir? 54'e eşittir. 3'ün küpü 27 yaz. 4'ün küpü 64'tür. 27 4'üm belki oldu. İşaretse çarpımı 64 çarpı 2 128 demek ki 128'de bırakılmış. Biz bunları çözmüştük. Hocam teorik çözmeyin böyle çözün. Abi yere çarptı zıpladı. Yere çarptı zıpladı. Yere çarptı zıpladı. Şimdi bakıyorum. İlk önce bıraktığı yükseklik nedir bilmiyorum. <laughs> Her seferinde 3 bölü 4'ü kadar zıplıyormuş. En son 3. yere çarptıktan sonra 54 cm yükseliyor. Birinci yere çarptıktan sonra, ikinci yere çarptıktan sonra, üçüncü yere çarptıktan sonra. Yani 3 bölü 4'ü kadar demiş. Yani ilk bıraktığı yükseklik ne olsun? Örneğin 4'ün küpü ne eder? 64 mü? Burası 64 x olsun diyelim. Tamam mı? 64'ün 3 bölü 4'ü nedir? 64 x'in 3 bölü 4'ü 16 çarpı 3 48x. Yani birinci yara çarptıktan sonra ilk 48 yükselecek. İkinci yara çarptıktan sonra bunun 3 bölü 4'ü. Yani 48x'in 3 bölü 4'ü değil mi? Her çarptıktan sonra bir önceki yüksekliğinin 3 bölü 4'ü kadar zıplıyor. 48'i 4'e böldüm. 12, 12 kere 3 36. 36x zıplar. Daha sonra 36x çarpı. Üçüncü yara çarptıktan sonra 36x'in 3 bölü 4'ü kadar zıplayacak. Bunu buna böldüm. 9, 9 kere 3 27x zıplayacak. Demek ki bu 27x olmalı. 54'ü 27'ye böldüm. x eşittir 2 olmalı. İlk bıraktığı yükseklik 64 çarpı 2 128 bu kadar başka bir şey yok. 14. soruya gel 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 kaçma kaçma kaçma. Zeynep Hatice'ye parasının 1 bolu 8'ini verince Hatice'nin parasının Zeynep'in parasına oranı e, parasının 6 ile kalıyor. Zeynep <laughs> Hatice'nin paraları TL olarak birer tam sayı olduğuna göre ikisinin paraları toplama aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar kendimize yazalım. Zeyno Zeynep Hatice Hı, hı. Arkadaşlar Zeynep Hatice'ye parasının 1 bölü 8'ini veriyor Sonra da Zeynep'in parasının 1 bölü 7'sinden bahsediyor E paydalarda 8 ve 7 var 8 kere 7 56 eder 8 kere 7 56 Zeynep'in parasına direkt 56 A diyelim mi? Hatice'nin parasını bilmiyorum ona da B diyelim Neden 56 A dedim? Çünkü arkadaşlar hem 7'ye hem de 8'e bölünsün ki rahat edelim. Kesirlerle uğraşmayalım. Şimdi diyor ki diyor ki şimdi başa alıyorum arkadaşlar. Zeynep Hatice'ye parasının 1 bolu 8'ini verince 1 bölü 8'ini versin. Bunu 8'e bölün. 56'yı 8'e bölün 7. Yani 7 A lirasını veriyor. O zaman Hatice'nin parası oldu mu? B artı 7 A lira. 56'dan 7 çıkarın 49. Zeynep'in parası da 49 A lira kaldı mı? Evet. Ne oluyormuş? Hatice'nin parası Zeynep'in parasının 6 bölü 7'si oluyor. Hatice'nin parası neye eşit oluyor? Zeynep'in parasının 6 bölü 7'sine eşit oluyor. 49'u 7'ye böldüm. 7. 7 a çarpı 6. 7 kere 6. 42 a oldu orası. 42 a eşit midir? B artı 7 a'ya. He. 7 a'yı bu tarafa attım. 42 a'dan 7 a'yı çıkarttım. 35 a. He. B eşit 35 a'dır. Tamam. Neyi sormuş? İkisinin paraları aşağıda toplama sayıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi buraya dikkat. B yerine artık 35A yazacağım. 35A. Şimdi arkadaşlar, e, ikisinin paraları toplamı ne olabilir diyor. Buraya dikkat. Ve kurban olayım sana. Lütfen dikkat et. Şimdi ben buraya 56A dedim ya, ben büyütmüş oldum. Hangisi olabilir diyorsa hani ben artık şunu biliyorum. Zeyno'nun parasının Hatice'nin parasına oranı kesinlikle 56 bölü 35'tir. 56 A bölü 35 A A'lar gider budur. İkisi de mesela 7'ye bölünür. Bunu 7'ye bölsek 56'yı 7'ye bölsek 8 olur. 35'i 7'ye bölsek 5 olur. Paraları olanı 8 bölü 5'tir. Şimdi bunları ben yüksek tuttuğum için böyle oldu. Ne diyeceğim bundan sonra? Bak bunlar böyle çözülür. Zeyno'nun parasına 8K dersem Hatice'nin parasına 5 k demek zorundayım. Aha. Anlamış mısın? O zaman ikisinin paraları toplamı 8 k ile 5 k'nın toplamı 13 k'dır. İkisinin paraları toplamı kesinlikle 13'ün katıdır. Valla bu 13'ün katı değil, 13'ün katı değil, 13'ün katı değilsin, 13'ün katı değilsin. Valla bu 13'ün katıdır. Zaten 117'yi tanıdın demiştim arkadaşlar. 9 çarpı 10, pardon kaç tane? 113'ü abi 9 çarpı 13, 117 eder. E valla. Özel bir sayıdır. Unutmayın demiştim. Sınavda karşınıza gelebilir. Bu 117 13'e bölünüyor. Cevap Ceyhan. Bey, valla test 2'ye geçmişiz. Abi kendimize kef ediyor. Ne güzel bir konudur. Bir şişede bir miktar su var. Şişeye 3 bardak su eklenince şişenin 4 bölü 5'i doluyor. Şişeden 2 bardak su alınınca şişenin 2 bölü 3'ü dolu oluyor. Buna göre şişe, şişede başlangıçta şişede kaç bardak su vardı? Şimdi arkadaşlar bakın. Dolu şişenin tamamına ne diyelim? Faydalara bak, faydalara bak, faydalara bak. 5 kere 3, 15 dolu şişenin tamamını 15x olsun. 15v olsun, 15x olsun fark etmez. Bir bardak, bir bardak. Bu da arkadaşlar diyelim ki a litre su alsın. Şimdi <laughs> şu ana kadar ne yaptık sevgili arkadaşlar? Şişe yani şişe full dolu olsa şişenin tamamına 15x dedik. Bir tane bardağa a dedik. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Şimdi diyor ki Şişede bir miktar su var. Ne kadar su var? Valla ben nereden bileyim. Şişenin tamamı 15x'tir. Bakın şişenin tamamına 15x dedik. Ama içinde ne kadar su var bilmiyorum. Diyelim ki A litre su olsun tamam mı? A diyelim direkt. Şişede A litre su var. Diyor ki 3 bardak su eklenince şişeye, bir tane bardak A liradır, küçük A. 3 bardak eklersek 3A litre olur. Şişedeki bütün su bu olur. Bu ne oluyormuş? Şişenin 4 bölü 5'i dolu oluyormuş. Yani 15x'in 4 bölü 5'i nedir? 15x'in 4 bölü 5'i nedir? 15'i 5'e böldüm. 3, 3 kere 4, 12x. He, bu 12 x'e eşit. He valla. E, şişeden 2 bardak su alınınca yani şişede bir miktar su vardı, A demişiz. 2 bardak su alınınca bir bardak A'dır. 2 bardak su alırsak bu kadar su eksilir. Yani bu kadar su kalır. O zaman şişenin 2 bölü 3'ü yani şişenin tamamına 15x demişiz. 2 bölü 3'ü dolu oluyormuş. 15'i 3'e böldüm 5. 5 kere 2 10. 10x'e eşit oluyormuş. Neyi soruyor? Şişede başlangıçta şişe kaç bardak su vardı? A'yı bulalım arkadaşlar. Yani hepsini tek tek birbirinden cinsinden bulalım mı? Mesela ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Vey. Vey. Ve x'leri yok etmemiz lazım arkadaşlar burada. He valla x'leri yok edelim çünkü a ile küçük a arasındaki bağıntıyı bulmamız lazım. x'leri nasıl yok edebilirim? Bütün beynimi devreye soktum bakalım ne yapabilirim. Arkadaşlar burayı 12 ve 10 60'da eşitlenir. Yani burayı 5 ile burayı 6 ile çarparsak olur. 6 kere 2, 12, 5 kere 3, 15. Bunu eksiyle çarpalım bence. Yani ne oluyor? 5a artı 15 küçük a eşittir. 5 kere 12 60x. Bunu 6 ile çarpalım. Direkt 6 ile 6a eksi 6 kere 2 12 küçük a eşittir. 6 kere 10x 60x. Arkadaşlar bu x'e eşitse bunlar da eşittir. Eyvallah. Bakın şu şuna eşittir. Yani 6a eksi 12a. ilk önce şunu yazdım. Neye eşit? A buna eşit. Yani 5a artı 15 a'ya eşittir. Şunu bu tarafa attık. A eşittir. Şunu bu tarafa attık. E, 27 mi? 27 A çıktı. Demek ki şişedeki su yani A yerine 27 A yazabilir. Zaten diyor ki başlangıçta e, var olan su şişedeki su başlangıçta şişede kaç bardak su vardı? Başlangıçta e, şişenin içindeki su bir bardağın 27 katına eşitse 27 bardak olur. He ben biraz böyle kendimi zorladım çıktı. He Devam ki Bir telin her iki ucundan telin 1 bölü 5 ve 1 bölü 12'si kadar kesilince telin orta noktası 14 santimetre sola kayıyor. Buna göre telin başlangıç telin sağ ucunda kaç santimetre kesilmiştir. Bir tane tel çiziyorum kendime. Şimdi telin orta noktası nerede? Normalde telin orta noktası burada. Şıklı, bakıyorum paydalarda 5 ve 12 var. 5 kere 12 60. Telin tamamına hemen 60x diyorum. Telin tamamına 60x diyorum. Arkadaşlar Şimdi orta noktası nasıl kesiliyordu? Kesilen parçanın yarısı kadar ve zıt yönde kayıyordu. Ben de düşünüyorum. Ee, sola kaymış değil mi? Bakın 1 bölü 5 daha küçük. Yani 60x'in 1 bölü 5'i nedir? 60x'i değil mi arkadaş bakın 60x'in 1 bölü 5'i 60x'i 5'e bölün 12x. Bir ucundan 12x kesilmiş. 60x'in 1 bölü 12'si nedir? 60x'i 12'ye bölersek 5x. 5x oluyor. Yani telin tamamına 60x dediğimiz takdirde bir ucundan 12x kesilmiş, bir ucundan 5x kesilmiş anlamına geliyor. Şimdi nereden nereden ne kadar kesilmiş onu bulmamız lazım. Tel en son 14 cm sola kaymışsa demek ki bu taraftan daha fazla kesilmiş. Yani buradan demek ki 12x kesilmiş, diğer uçtan da 5x kesilmiş anlamına geliyor. Çünkü tel en son bu tarafa doğru kesilen parçanın zıt yönden doğru kayıyordu. Neyse şimdi arkadaşlar ee... Burası soldur, sağdır bana göre arkadaşlar, size göre de öyledir umarım. Burası da soldur çünkü beyin yanlış şu an. Şimdi 14 x'in sağından 12 x kesersek yarısı bu tarafa doğru 6 x kayar. Solundan 5 x kesersek kesilen yönün zıt yönünden 5 x'in yarısı buçuk yani 5x bölü 2 kayar. 5x bölü 2 kayar. Yani buradaki farkın 14 olduğunu zaten bize söylemişsek de arkadaşlar görüyorsunuz. Demek ki 6x eksi. Bakın 6x eksi 5x bölü 2. Değil mi? 6x bu tarafa tekrar geri 5 bölü 2. O yüzden farkını aldım. Eşit 14 olmalı. 2 kere 6 12. 5 çıkar 7. he 14'ü 7'ye bölün. 2x eşittir. 2 kere 2, 4 çıkar. Bana ne soruyor? Telin uzunluğunu sormuyor kurban olduğum. Bana diyor ki sağ ucunda, yani şu sağ burası ne kadar kesilmiş? 4 yaz. 12 kere 4, 48. Cevabımız Edirne. Elinde sadece tükenmez ve kurşun kalem bulunan bir kırtasiyecideki e, kalemlerin 2 bölü 5'i kurşun kalemdir. Tükenmez kalemlerin 1 bölü 6'sı satılınca elinde kalan e, tükenmez kalemlerin sayısı kurşun kalemlerin sayısından 12 fazla oluyor. Buna göre kırtasiyecinin elinde başlangıçta kaç kurşun kalem var? E yazalım arkadaşlar kendimize yazalım. Kurşun tükenmez. İsterseniz hemen şurada tüm kalemlerin sayısına bir şey diyelim mi arkadaşlar. Tüm kalemler. Tüm kalemler kaç tane olsun? Hocam 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 hocam. 5 kere 6 30 tüm kalemlerin sayısına 30x diyelim sevgili arkadaşlar. Buraya kendime kurşunu yazıyorum. Buraya bildiğimiz kurşun değil kurşun kalem. Burası da tükenmez arkadaşlar. Tükenmez tükenmez. Evet devam ki. Şimdi arkadaşlar 30x'in 2 bölü 5'i kurşunmuş ilk başta. Hemen 30x'in 2 bölü 5'ini hesaplıyorum. 30'u 5'e böldüm 6. 6 kere 2 12. He, demek ki 12x tanesi kurşundur. 30'dan 12 çıkarın 18x tanesi de tükenmezdir. Daha sonra tükenmez kalemlerin bir bölü altısı satılmış arkadaşlar. Tükenmez kalemler 18x'tir. 1 bölü altısı bunu 6'ya bölsek, 18'i 6'ya bölsek 3. 3x tanesini satarsak 15x tane tükenmez kalem kalır. Kurşun kalemlerin sayısı zaten 12x'tir. E, sayısı ne oluyor mu son satınca? Eline kalan tükenmez kalemlerin sayısı kurşun kalemlerin sayısından 12 fazla oluyor. Yani bu tükenmezlerin kalemlerin sayısı neye eşit oluyormuş? Evet, kurşun kalemlerin sayısından 12 fazla oluyor. Öyle değil mi? Evet. Bunu bu tarafa attım. 3x eşittir 12. 12'yi 3'e böldüm. 4 mü? He, x 4'müş. Elinde başkan, başlangıçta kaç kurşun kalem var diyor. E burada X yerine 4 yaz. 12 kere 4 48'dir. Cevap Bursa'dır. Bu sınavı kazanacağız kardeşim. Bir araç yakıt deposunun 4 bölü 7'si iken yola çıkıyor. 120 kilometre gidince depoda deponun 2 bölü 5'i kadar yakıt kalıyor. Buna göre yakıt deposu dolu iken bu araç en fazla kaç kilometre yol gidebilir? Arkadaşlar deponun tamamını hemen ne diyelim? Bakın yazıyorum buraya. Deponun tamamı yani full depo diyelim. <laughs> Valla hocam 7 var 5 var 7 kere 5 35. Deponun tamamını hemen 35x diyelim mi? Tamam. Her bir kilometrede yani diyelim ki arkadaşlar. Her bir kmde her bir kilometrede ne kadar yakıt gitsin? Diyelim ki her bir kilometrede a litre yakıt tüketsin. Buraya da 35 x litre dedik tamamına. Şimdi diyor ki sevgili arkadaşlar bakalım ne diyor. Bir araç yakıt deposunun 4 bölü 7'si dolu iken yola çıkıyor. Bir kere 4 bölü 7'si doluymuş. Yani 35x'in 4 bölü 7'si kaç eder? 4 bölü 7'si. 35'i 7'ye böldüm. 5. 5 kere 4 20. 20x'i dolu mu arkadaşlar şu ana kadar? Evet. Şu an depoda 20x litre yakıt var. 120 kilometre gidiyor. Şimdi arkadaşlar her bir kilometrede al litre yakıyorsa 120 kilometrede 120 al litre yakmaz mı? Evet. O zaman ne oluyormuş? Deponun 2 bölü 5'i kadar yakıt kalıyor. Yani Toplam depoya biz 35x demiştik sevgili arkadaşlar. Bu 35x'in 2 bölü 5'i kadar yakıt kalıyor. 35'i 5'e böldüm. 7. 7 kere 2 14x. Yani demek ki bu 14x'e eşittir. pek pey ne güzeldir. 20x'ten 14x'i çıkarttım. 6x. 6x e eşittir. Bunu da bu tarafa attım. 120 a. 120'yi 6'ya böldüm. 20. Demek ki x neymiş? 20 a'ymış arkadaşlar. Diyor ki buna göre yakıt deposuyla dolu, dolu iken bu araç en fazla kaç kilometre gidebilir? X yerine 20A yazalım mı? Eyvallah. 30 çarpı 20 700. Yani burası 700 A kilometre oldu. E, bir kilometrede A yakıyordu. Biz öyle demiştik. Deponun tamamı da e 700 A çıktı. Demek ki 700 A'yı A'ya bölersek full olan depoyla en fazla 700 kilometre gidebilir. Çünkü her kilometrede A yakıyor. 700 A Bursa 700 kilometre gidebilir. Eyvallah cevap Bursa. <laughs> 2 bölü su ile dolu olan bir şişenin ağırlığı megramdır e, ee, şişedeki suyun 2 bölü 3'ü kullanılınca şişenin ağırlığı en gram oluyor. Buna göre boş şişenin ağırlığı meyvene türünden değeri aşağıdakilerden hangisi? Şıklara bakıyorum. Valla 5 var. Valla 3 var. 5 kere 3 15. Şişenin tamamına ne dedim? Valla şişenin tamamına 15 diyorum. Var mı bir sıkıntı? Hayır. 15 ve diyelim. X diyelim. Fark etmez arkadaşlar. Boş şişenin ağırlığı var ha. Boş şişenin ağırlığına da A diyelim. M'yi kullandıkları için M demiyorum artık. A diyorum. 5'te 2'si su ile doluymuş. Bunun 5'te 2'si nedir? Vallahi bakıyorum 15V'nin 5'te 2'si 15'i 5'e böldüm 3. 3 kere 2 6V. Yani şu ana kadar ne kadar su var içinde 6V'si doludur. 2 bölüsü su ile doluyken şişenin ağırlığı M gramdır. E boş şişenin ağırlığı A artı 5'te 2'si doluyken içindeki sıvının ağırlığı 6V. Bu neye eşit oluyormuş? Vallahi M'e eşit oluyormuş. Şişedeki suyun 2 bölü 3'ü kullanılınca, şişede su an 6 V litre su var. Bunun 2 bölü 3'ünü kullanacakmışız. 2 bölü 3'ü kaç eder? 6'yı 3'e böldüm 2, 2 kere 2, 4 V'sini kullanacağız. 6 V'den 4 V'yi çıkarsak geriye 2 V kalır. Bu durumda boş şişenin ağırlığı A, içindeki sıvının ağırlığı 2 V kaldı. Bu neye eşit oluyormuş? Bu da N'e eşit oluyormuş. Buna göre boş şişenin ağırlığı M ve N türünde değeri aşağıdakilerden hangisidir? Yani boş şişenin ağırlığına A dedik. A'yı M ve N türünden bul diyor kardeş. E biz de bulalım arkadaşlar. Ne yapabiliriz? Burada pendizmi perişan edeceğiz. Mesela bakın aşağıdaki denklemi eksi 3 ile çarpıyorum ki burası eksi 3 olacak. Eksi 3 çarpı 2 burası eksi 6 ve olacak. Eksi 3 çarpı N olacak. Neden eksi 3 ile çarptım? Taraf tarafa toplarsam vallahi bu ile bu gidiyor. Bunların toplamı eksi 2 A eşittir. Ne eksi 3 M oluyor? Evet. Aa ah. Daha sonra ne yapıyorum? Her tarafını eksi 2'ye bölüyorum kendime. A'yı bulmak için. Çünkü benden A'yı soruyor. Buradan vallahi A'yı bulmuşum. A eşittir. Arkadaşlar bakın. Paydada eksi varsa bu eksiyi yukarı gönderelim. Yani bu eksiyi siliyorum. A buraya gönderebilir miyim? Evet. E bunu eksiyle çarptığımızda bu yeni, bunlar yeni değiştirir. Yani 3n eksi m bölü 2 olur. Böyle bir şey var mı şıklarda? var cevabımız ya. Tamam. Devam ki, devam ki, devam ki. Ömer tarlasının belli bir bölümünü sürdükten sonra çay molasını veriyor. Moladan sonra 12 dönüm ta, daha sürerse tüm tarlasının 4 bölü 9'unu moladan önce sürdüğü kısmın 4 dönüm fazlası kadar tarla daha sürerse tüm tarlanın 2 bölü 3'ü kadar tarla sürmüş oluyor. Buna göre tarlanın tamamı kaç dönümdür? Arkadaşlar bütün tarlaya ne diyorum? Paydalara bakın, paydalara bakın. 9 kere 3 27 de, de diyebilirim. İkisi de 3'e bölündüğü için 9'a bölündüğü için 9x diyelim. Bütün tarlaya 9 diyorum 9x diyorum e, çaydan önce arkadaşlar diyelim ki a dönüm çaydan önce a dönüm tarla sürsün tamam mı çaydan önce yani çaya gelene kadar diyelim çaya gelene kadar şimdi diyor ya arkadaşlar bir, e, bir bölümünü sürdükten sonra biz bir bölümüne de a dedik yani a dönüm sürdü sonra çay molasına geldi moladan sonra diyor 12 dönüm daha sürerse yani A dönüm zaten çaydan önce sürmüştü. 12 dönüm daha sürerse diyor bu neye eşit oluyormuş? Tüm tarlanın 4 bölü 9'unu sürmüş oluyormuş. Yani tüm tarlaya zaten 9x demişiz arkadaşlar. Bunun 4 bölü 9'u kaç eder? 4x. Yani bu demek ki bu 4x'e eşit. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Şimdi sen bu videoya gelmişsin diyorsun ki bu nasıl oldu? Şimdi dinle baba sen burada hata yapmışsın. Moladan önce sürdüğü kısmın 4 dönüm fazlası kadar daha sürerse. E moladan önce A dönüm zaten sürmüştü. Bu sürdüğü kısmın 4 dönüm fazlası kadar daha sürerse o zaman 2 bölü 3'ü kadar sürmüş oluyor. Yani 9x'in tarlanın 9x'in 2 bölü 3'ü nedir? 9'u 3'e böldüm. 3, 3 kere 2, 6x'dir. Eyvallah. Hocam hocam ben burayı anlamadım. Uvay ben sana kurban olayım eyvallah. Vay ben sana kurban olayım. Ba 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 ba. İzle. Moladan önce sürdüğü kısmın. A. A sürmüştü moladan önce. 4 dönüm fazlası kadar daha fazla sürerse. Yani bunun sürdüğü kısmı 4 dönüm fazlası A artı 4 olur. Bunun 4 dönüm fazlası kadar sürerse. Anladın mı mantığı? He valla. Vay. Vay. Tarların tamamı kaç dönümdür? 9x demiştik. Burada x'i bulacağız. A'ları yok etmemiz lazım. He Arkadaşlar burayı düzenlersek bakın şuradaki denklemi düzenleyin. Hocam valla 2A artı 4 eşittir 6X. Her tarafını 2'ye bölün. Bunu 2'ye bölün. Aa, bunu 2'ye bölün. 2. İki. Bunu 2'ye bölün. 3X. Eyvallah hoşçakalın arkadaşlar. Bakın a yerine de a bunları yazabilir miyiz? Bakın a eşittir 4x eksi 12. E a yerine 4x eksi 12 yazın. Siliyorum 4x eksi 12 yazıyorum. Bütün cesaretimi topladım. Şunu bu tarafa attım. x eşittir. Eksi 12 ile 2'nin toplamı artı. Eksi 10'dur karşıya artı 10 olarak geçer. Demek ki x 10'dur. x yerine 10 yazarsak 9 kere 10 tarlanın tamamı 90'dır. Cevabımız denizli. A ve B marka yazıcılar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. A marka yazıcının tonerinin fiyatının, B marka yazıcının tonerinin fiyatına oranı 3 5'tir. A marka yazıcının dolu bir tonerle alınabilecek çıktı sayısının, B marka yazıcıyla alınabilecek çıktı sayısına oranı 7 4'tür. Buna göre A marka yazıcının alınan bir çıktının maliyetinin, B marka yazıcının bir çıktının maliyetine oranı nedir? Arkadaşlar A marka, B marka. Şimdi... <laughs> A marka tonerinin fiyatı, B marka tonerin fiyatının oranı 3 bölü 5'tir. Yani burası 3 x TL ise arkadaşlar atıyorum 3 TL ise abi oran soruyor ya hiç x, y, yes, z karışırmıyorum. 3 TL ise bunun da 5 TL'dir. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Hayır. Bir toner arkadaşlar. Bakın bir toner. Güzel. A marka yazıcından dolu olan bir tonerle çıkan yazıcı sayısı, B marka yazıcından çıkan çıkan yazıcı sayısının oranı 7 bölü 4'tür. Yani arkadaşlar A bölü B 7 bölü 4 ya. Burada 7 tane ise örnek veriyorum. Burada 4 tanedir. Ya kardeşim oran soruyor. Oran senin x'lerle ne işin var? Tamam mı? Çok güzel. Artık ya bunu biliyoruz arkadaşlar. Bir tanesinin maliyeti nasıl bulunur? Bir tanesinin maliyeti. Mesela ben size desem ki <laughs> tonerin fiyatı 30 TL. 10 tane basabiliyor. Bir tanesinin maliyeti nedir? 3 TL'dir. Ne yaptın? Bunu buna böldün. Eyvallah. O zaman arkadaşlar burada bir tanesinin maliyeti nedir? 3 bölü 7'dir. Burada bir tanesinin bir tane B'nin maliyeti nedir? 5 bölü 4'tür. Tamam mı? Bir tanesi bakın ay yazında e, alınan bir çıktının maliyeti. Arkadaşlar burada 7 tane çıktı var. Bu 7 çıktının toplam maliyeti 3 lira oluyor. O zaman 3'ü 7'ye bölsek bir tanesinin maliyetini buluruz. Ha e, zor düşünmeyin. Burada e, 4 tane ya, çıktı var. 4 çıktının toplam maliyeti 5 lira ise bir tanesinin maliyeti 5 bölü 4 liradır. Diyor ki bunu buna bölün kardeş. Eyvallah başka bir şey demiyor ha. 3 bölü 7'yi 5 bölü 4'e bölün diyor. Yani oranla diyor. E Allah razı olsun eyvallah. Ve Allah razı olsun. Bunu ters çevirin 4 bölü 5. 3 kere 4 yukarısı 12. 7 kere 5 aşağısı 35. Böyle bir şey var mı? Var. Sınavı kazanacağız. Devam ki. Aşağıda su dolu bir bidon farklı büyüklükte 3 bardak verilmiştir. Bidondaki suyun tamamı A bardağıyla 12 sefer, B bardağıyla 18 seferde ve C bardağıyla 24 seferde boşaltılıyor. Dolu bidondaki suyun önce bir bolu altısı A bardağıyla boşaltılıyor. Kalan suyun bir kısmı B ve C kalanı da C bardaklarıyla boşaltılıyor. Boşaltım sırasında tüm bardaklarla yapılan toplam sefer sayısı 18'dir. Seferler sırasında bardaklar dolu ve bidonda hiç su kalmadığına göre B bardağıyla bidondaki suyun oransal olarak ne kadarı boşaltılmıştır? Valla <laughs> hoş bir soru. Eyvallah. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. Bakın burası full dolu iken tamam bakın burası full dolu iken diyor. Bu suyun tamamını A bardağıyla 12 sefer, B bardağıyla 18 sefer, C bardağıyla 24 sefer, yani A bardağı sadece A bardağıyla 20-12 seferde boşaltabiliyorsunuz. Demek ki bu e, buradaki suyun miktarı A'nın 12 katıdır. Öyle düşünün. Şimdi B bardağı'nı sadece kullanırsanız sadece B bardağıyla 18 seferde doğuşaltırsınız falan. Hiçsan anladınız. Şimdi bunların o okay keki nedir arkadaşlar? Yani dolu olan e, depoya ne diyelim? Bunların o okay kekini bana söyleyin. E, bir de oran sorduğu için arkadaş hiç x mix kafayı karıştırmayacağız. 12, 18 ve 24'ün o kekini bana bulur musunuz arkadaşlar? Sizden rica ediyorum arkadaşlar. 12, 18 ve 24. Hocam 72 ben hesaplamışım. Arkadaşlar zaten 72 bu üçüne aynı anda bölünür. Yani diyelim ki bidondaki buradaki suyun tamamına 72 litre diyelim. Şimdi bu 72 litre sadece A bardağı ile 12 seferde bakın bunlar seferdir arkadaşlar. 12 defa boyunca A bardağı ile boşaltabiliyorsam o zaman 72 bölü 12 6. Bu 6 litre su alır. Sadece bu 72 litrenin tamamını sadece B ile 18 defa boşaltabiliyorsam 72'yi 18'e bölsek 4. Demek ki B bardağının hacmi 4 litredir. Bu 72 litrenin tamamı C bardağıyla 24 seferde boşaltabiliyorsak 72'yi 24'e bölsek 3. Demek ki A bardağının hacmi de 3 litredir. Yani eğer ben e, bidonun hacmine 72 litre dersem artık bunları sileyim arkadaşlar. A'nın hacmine 6 litre, B'nin hacmine 4 litre, C'nin hacmine 3 litre diyeceğim. Burayı hallettik arkadaşlar. Buna göre oranlar verdik. Bilmem ne oran da sorduğu için x mix'i bilmem neyi karıştırmıyorum. Şimdi verilenlere bakalım. Diyor ki dolu bidondaki suyun önce 1 bolu 6'sı. Şimdi dolu bidon nedir? ne kadar? 72 litredir. Bunun 1 bolu 6'sı kaç litredir arkadaşlar? 12 litredir. Diyor ki bu 12 litrenin e, önce 1 bölü 6'sı A bardağıyla boşaltılıyor. Yani 12 litresini A bardağıyla boşaltacakmışız. Ki bu da 2 sefer eder arkadaşlar değil mi? 2 sefer eder. Çünkü A bardağı 6 litre alıyor. 2 sefer yapacağız ki 2 kere 6 12. Bunun 6 da 1 olsun. Artı toplam kaç litre kaldı? 72'den 12'yi çıkarın. Toplam 60 litre kaldı. Bu 60 litreyi de diyor... B ve C bardaklarıyla boşaltacağız. Anlamış mısın? Çok güzel. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var diyor ki toplam sefer sayısı da 18'dir. Mesela burada 2 sefer var ya bu ikisinin toplam sefer sayısı 16 olacak o zaman. 16 sefer olacak şekilde yapacaksın bunu. He. 2 16 daha 18. Anlamış mısın? Şimdi arkadaşlar artık soru basitleşti. Bakın diyelim ki B bardağıyla B sefer, C bardağıyla C sefer yaptınız. O zaman B ile C'nin toplamı 16'dır. Bunu yazalım. B artı C eşittir 16. Bu ne? Valla bilmiyorum. Şimdi burada B sefer yaptınız. Her seferde 4 litre. 4 B litre oldu. B bardağı, C bardağıyla C sefer yaptınız. Her seferinde 3 litre. 3 C litre oldu. Toplam 60 litre zaten bunlar bu iki bardakla şey yapacaktım. Burada arkadaşlar e, B'yi de C'yi de her şeyi de bulabiliriz. Bizden neyi soruyor? B bardağıyla bidondaki suyun oransı oranı ne kadar boşalır? Şimdi B'yi bulalım arkadaşlar bir. <laughs> B'yi bulmak için C'yi yok etmemiz gerekmiyor mu? He. Şuraya eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3. Burası eksi 3 oluyor. Eksi 3 çarpı 16. Eksi 48 oluyor. Taraf tarafa topladım. Bunlar gitti. Şurası B oldu. B eşittir 12 çıktı. He. Demek ki burada B bardağıyla 12 sefer yapmış. C'yi de bulursunuz. O önemli değil. Bizden C'yi sormuyor arkadaşlar. Artık bakın şuralarda siliyorum. B bardağıyla tam 12 sefer yapmış. Her bardak 4 litre. 12 çarpı 4 48 mi? Toplam 48 litreyi B bardağıyla boşaltmış. Yani diyor ki bu 72 litrenin 48'ini B bardağını. Zaten diyor ki B bardağı bidondaki oransal olarak kaç, ne kadarını boşaltmıştır? 72'den 48'ini boşaltmıştır. Bu da ne oluyor? İkisi de neye bölünüyor? Vallahi ikisi de 12'ye 12, 12 bölünüyor. Bunu 12'ye böl 4. Bunu 12'ye böl 6. 24'e bölünüyor. 24'e bölün. Bunu 24'e böl 2. Bunu 24'e böl 3. Cevap 2 bölü 3. Var mı? Şıklar var. Cevabımız Bursa. Tamam. <laughs> Süheyla ve Sibel eşit sayfa sayısına sahip iki farklı kitabı açadık gibi okuyorlar Süheyla birinci gün kitabın 1 bölü 5'ini ve bundan sonraki her gün bir önceki günden 10 sayfa eksik okuyarak kitabını bitiriyor Sibel birinci gün kitabın 4 bölü 7'sini ve bundan sonraki her gün bir, bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okuyarak Süheyla'dan 4 gün önce kitabı bitiriyor Buna göre Süheyla bu kitabı her gün 20, 21 sayfa okuyarak kaç günde bitirirdi Arkadaşlar paydalara bakın 7 kere 5 35. Yani bu kitabın e, kitap kitap toplam kaç sayfa olsun? 5 kere 7 35. 35 ilk sayfa olsun. Zaten herkesi birer kitap almış. İkisinde de eşit sayfa sayfası var. Yani Süheyla da 35 ilk sayfa okuyacak. E, Sibel de 35 ilk sayfa okuyacak. Şimdi e, Süheyla'ya bakalım sevgili arkadaşlar. Mesela Süheyla. Sonra da Sibel'e bakarız. Ondan sonra gerekenleri yaparız. Şimdi bence ilk önce Sibel'e bakalım arkadaşlar. Çünkü Sibel'le ilgili bir şeyler söylemiş. Daha şeyler söylemiş. Şimdi buraya da Süheyla yazalım. Daha hoş oluyor. Fark etmiyor yani. Ben öyle kendime göre gidiyorum. Tamam mı? <laughs> arkadaşlar Bakın Sibel'e bir bakalım. Süheyla'yı sona bırakalım. Sibel birinci gün ya da Süheyla'ya bakalım fark etmezsen niye burayı kafaya taktın? Bak Süheyla birinci gün kitabın 1 bölü 5'ini bitirmiş. 35x'in 1 bölü 5'i nedir? 35'i 5'e bölün 7. 7x bitiriyor Süheyla. 7x bitiriyor bakın Süheyla. 35'i 5'e bölün 7. 7x bitiriyor birinci gün arkadaşlar. Bundan sonraki her gün bir önceki günden 10 sayfa eksik okuyor. Mesela ikinci gün ne kadar okuyacak? 7x eksi 10 okuyacak. Üçüncü gün ne kadar okuyacak arkadaşlar? 7x eksi 20 sayfa. Yani her gün bir önceki günden 20 sayfa eksik mi demişti? Evet. Bu şekilde devam ediyor. Ama kaç gündür bilmiyoruz. Tamam. Şimdi Sibel'e geldik arkadaşlar. Sibel burada. Sibel birinci gün kitabın 4 bölü 7'sini bitiriyor. Yani 35x'in 4 bölü 7'si nedir? 35'in 4 bölü 7'sini hemen hesapla bana. 35'i 7'ye böldüm. 5. 5 kere 4 20. Yani birinci gün 20 ilk sayfa okuyor demek ki. Burayı hallettik. Ba. Bundan sonraki her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okuyarak 4 e, Süheyla'dan 4 gün önce kitabı bitiriyor. Yani her gün e, her gün yarısı kadar okuyor. Yani birinci gün bu kadar okudu. ikinci gün ne kadar okuyacak? Bunun yarısı 10x okuyacak. Üçüncü gün ne kadar okuyacak? Bunun yarısı, onun yarısı 5x. 5x okuyacak. E zaten bitti. Kitap bitti. kitabın tamamına biz ne demiştik arkadaşlar? 35x sayfa demiştik. Toplayın. 20 artı 10 artı 5. Toplayın 35x oluyor. Kitabı demek ki 3 günde bitiriyor. He. Sibel demek ki kitabı kaç günde bitiriyor? Vallahi Sibel tam 3 günde kitabı bitiriyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Sibel kitabı 3 günde bitiriyorsa böyle bir şey de demiş ba 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 Sibel diyor Süheyla'dan 4 gün önce kitabı bitirmiş. O zaman demek ki Süheyla kaç günde bitirmiş? 4 ekleyin 7 günde bitirmiş. Eyvallah. Anlamış mısın? Nereden biliyorum? Çünkü Sibel Süheyla'dan 4 gün önce bitirdiğini söylüyor. Sibel 3 günde bitirmişse Süheyla 4 ekleyin 7 günde bitirmiştir. Tamam? Çok güzel. Şimdi <laughs> Bunu bir halledelim arkadaşlar. Burası ne gelecek? Uy. Arkadaşlar bunları şöyle yazacağız artık. 7 gün var burada arkadaşlar. Toplam 7 gün var onu unutmayın. Şunu devam ettireceğim. Vallahi devam ettireceğim. Başka seçeneğim yok. He valla. Kaç oluyor? Yani e, 4. günü bana söyleyin. Hocam 7x- Bir önceki günün 10-'yi kadar gidiyordu. 10 çıkar. E, 30 mu? Evet. Bu 4. gündü. 5. günü buraya, 6. günü buraya, 7. günü buraya yazıyorum. 10 çıkar 7x eksi 40. 10 çıkar 7x eksi 50. 10 çıkar 7x eksi 60. Hepsini üşenmeden yazdım arkadaşlar. Hepsini toplayın. Kaç sayfa oldu? Toplayalım hepsini. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Bakın. Zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 7 49x mi oldu? 7 kere 7x'in 7 tane 7x'in toplamı 49x. E, bunlardan ne geliyor? Hepsini toplayalım. 60, 40 daha 100 değil mi arkadaşlar? 100, 150, 150, 180, 200, 210. Eksi 210 oluyor. Ne yaptım? Sibel'in okuduğu bütün sayfaları topladım. Buldum. Bu nedir? Sibel'in okuduğu bütün kitap sayfa sayısıdır. Abi zaten bütün kitap sayfa sayısı 35x demiştik. Hey? He valla. Bunu bu tarafa atarsa 49 x'ten 35 x'i çıkarsa kaç x kalır? 14 x mi? Evet. Eşittir neye? 210'a. 210'u 14'e böyle. Bunu 7'ye bölsek 30 olur. Bunu 7'ye bölsek 2 olur. x eşittir. 30'u 2'ye bölsek 15. Ver x'i 15 bulduk. Şimdi kitabın tamamı kaç sayfa onu bulabilir miyiz? Evet. Manyak bir soru ya. x yerine 15 yazalım arkadaşlar. 35 çarpı 15. Kitabın tamamı kaç sayfa? 35 çarpı 15 sayfa. Hesaplamana gerek yok. Her gün 21 sayfa okursa o zaman 21'e böleyim. Kaç günde bitireceğimi bulurum. Kitabın tamamı bu kadar sayfa. 21 Her gün 21 sayfa okursanız 21'e bölüyorum. Böylelikle kaç günde bitirebileceğini göreceğiz. Bunu da hesaplarsak mesela 7'ye böl 5. Değil mi arkadaşlar? 7'ye böl 3. 15'i 3'e böl 5. 5 kere 5 25. 25 günde bitirecek sevgili arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. Harika bir soruydu. Nergiz, Negihan ve Ezgi isimli üç arkadaşın ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Nergiz para, Nergiz'in parası Nagihan'ın parasının 4 bölü 7'sidir. Nergiz'in parası Ezgi'nin parasının 3 bölü 5'idir. Ezgi Nergiz'e 270 TL verince Nergiz ile Nagihan'ın paraları eşit oluyor. Buna göre başlangıçta Ezgi'nin parası kaç TL idi? Hmm. Şimdi arkadaşlar Nergiz o. Ee, şöyle Nergiz yazalım. Nagihan. Diğeri ne? Ezgi. <laughs> Arkadaşlar bakın bunları oranlayabilirsiniz elbette. Ee, mesela sondan başa da gidebilirsiniz. Nagihan'ın parası, Ezgi'nin parasını ya da e, 7 kere 5, 35. Mesela Ezgi sondan başa gidiyorum ya. Bakın ilk önce Nergiz'le Nagihan sonra Nagihan'ı da ile karşılaştırmış. 7 kere 5, 35. Direkt buraya 35x diyorum. Yani Ezgi'nin parasını 35x diyorum. E, Nagihan'ın parası da Ezgi'nin parasının 3 bölü 5'idir. Yani demek ki 35x'in 3 bölü 5'ini hesaplayacağız. 35x'in 3 bölü 5'i kaç ediyor? 3 bölü 5'i 35 x ile çarpacaksınız. Burası 7, 7 kere 3, 21 mi oluyor? Evet, 21 x geldi. Demek ki Nagihan'ın parası 21 x'tir. 35 x'in 3 bölü 5'ini hesapladım, 21 x çıktı arkadaşlar. Başka bir şey yapmadım. Şimdi artık Nagihan'ın parası 21 x'tir. Zaten Nergiz'in parası da Nagihan'ın parasının 4 bölü 7'sidir. Yani 21 x'tir Nagiha'nın parası. Nagiha'nın parasının 4 bölü 7'si kaç oluyor? 21'i 7'ye böldüm. 3. 3 kere 4 12. Bunun parasına da 12 x diyeceğiz. Başka yöntemlerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Nergiz bunun 4 bölü 7 falan. Sonra ortak olanları eşitleyin. ile böyle bir şey bulursunuz. Tamam Ben böyle yaptım ve kendimi kurtarmışım. Şimdi diyor ki Ezgi Nergiz'e ee, 270 lira versin. E versin arkadaşlar. Ezgi Nergiz'e 270 TL verse burası 12x artı 270 olur. Bunun parası zaten 21x'tir. Bunun parası da 35x eksi 270 TL olur. O zaman ne oluyormuş arkadaşlar? Nergiz ile Nagihan'ın paraları eşit oluyormuş. Bakın Nergiz ile Nagihan eşit oluyormuş. ha Yani şu ikisi eşit oluyormuş. E tamam. Şunu bu tarafa attık. 21x'den 12x'i çıkarttım. 9x eşittir. Sol tarafta da 270 kaldı. 270'i 9'a bölsem 30 mu? Evet. x eşittir. 30 çıkmaz mı? Aha. Ezgi'nin kaç lirası var? Arkadaşlar e, başlangıçta ama. Başlangıçta 35x demiştik. 30 demişiz. 3 kere 35. 105. Bir de 0 ekle. 105. 1050 gibi bir şey çıktı. Hevallah. Cevabımız denizlidir arkadaşlar. Üçüncü teste geldik arkadaşlar. Vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Yarı çap uzunluğu R olan daire, dairesel bölgenin alanı pi R karedir. Arkadaşlar zaten bunu bilmeniz lazım. Yani bunları geometride anlatıyoruz. Yani bunları bilmiyorsanız yani bilin arkadaşlar. Mesela bir tane çember daire verirsin bize. Plak gibi düşünün. Bunun yarı çapı R ise bunun alanı arkadaşlar. Bu çevresini de bilin tamam mı? Çevresi 2 pi R 2 çarpı pi çarpı R ile bulunur. Alanı ise yani kapladığı alan var ya arkadaşlar şuradaki alan. O da pi r kare yani pi çarpı yarı çarpın karesiyle bulunur. Çevre böyle bulunur, alan böyle bulunur. Bunları bilin arkadaşlar. Bunları bana notaydın duvarınıza yapıştırın. Bunları bilmiyorsanız olmaz. Geometri çalışmıyorum hocam. Bir yerde karşına gelebilir. Bak geldi. Eyvallah. Şimdi soruya başlayalım arkadaşlar artık. Bu kadar konuştuktan sonra. Şimdi aşağıda bir pasta ve üzerine süs amacıyla yerleştirilmiş farklı büyüklükte 3 bisküvi verilmiş. Bak 1, 2, 3 tane bisküvi var. Yarı çap uzunluğu 1 cm, 2 cm, 3 cm olan bu piskevetler pastanın üst yüzey alanının 7 bölü 12'sini kaplamaktadır. Bakın e, bunun yarı çapı 1'dir diyor. Bunun yarı çapı 2'dir. Bunun yarı çapı da 3'tür diyor. E, buna göre yarı çapı 2 cm olan piskevet alanının pastanın yüzey alanının oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar pastanın yani tüm pastanın yarı çapına da R diyelim. Onu bilmiyoruz ya bilmiyoruz. Şimdi e, bu küçük topun alanı nedir arkadaşlar? Bakın pi r kare ile bulunur. Bu küçük yeşil psikevetin alanı nedir? R yerine 1 yazın. 1'in karesi 1. Pi ile çarpım pi oldu. Artı. Bunun alanını hesapladım. Şunun alanını hesaplıyorum. Bu sefer r yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. 2'nin karesi 4. 4 pi'dir. Onun alanı. Artı. Bunun alanını hesapladım. Şimdi mavinin alanı r yerine 3 yazacaksınız. Pi r kare ile alan bulunuyor da. 3'ün karesi 9. 9 pi. Bu piskivetlerin toplam alanı ne oldu? Toplayın 14 pi mi oldu? Evet. Bu 3 tane yeşil, kırmızı, mavinin 3 tane piskivetin toplam alanı 14 pi'dir. Peki biz ne yaptık? Büyük pastanın yarı çapına r dedik. Alanı pi r kare olmaz mı sevgili arkadaşlar? Evet. Büyük pastanın alanı da pi r karedir. Bunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın pi r kare formülüyle bulunuyor. Yarı çapına r dedik pastaya. Şimdi demiş ki bu 3 bisküvi Bisküviler pastanın yüzey alanının 7 bölü 12'sini kaplamaktadır. Yani bu şu anlama geliyor. Bu 3 bisküvitin alanı 14 pi'dir. E bütün pastanın alanı da pi r karedir arkadaşlar. Bu alanın 7 bölü 12 olduğunu bize söylüyor. He valla. Değil. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu r karedir. Piler zaten gidiyor. 14 ile 7'yi sadeleştirsem 1'e 2 kalır. İşler çarpımı... R kare eşittir. 2 kere 12, 24. Arkadaşlar R burada kalsın. Tamam R R'yi bulmamıza gerek yok. R kareyi bulduk. Şimdi diyor ki buna göre yarı çapı 2 olan, 2 santimetre olan bisküvi, bisküvitin alanının pasta yüzey alanında oranı kaçtır? Arkadaşlar yarı çapı 2 olan, şimdi biz buna da R demiştik ya. Yarı çapı 2 olan kapladığı alan nedir? 2'nin karesi 4. 4 pi'dir. E bisküvinin alanı ne arkadaşlar? Şey par, pastanın, bütün pastanın alanı ne arkadaşlar? Pi r kareydi değil mi? Pi r kareydi. Bu oran nedir diye soruyor. Eyvallah. E, e karede biz 24 bulmuşuz. Siliyorum yerine 24 yazıyorum. E pi'ler gitti. O zaman ne olur? 4'ü 4'e böl yukarısı 1. Bunu 4'e böl 6. Cevap 1 böl 6. Uy, ben de bir şey zannettim ha. Bekir Şükrü ve Veysel'in bilgelerinin sayıları ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Bekir bilyelerinin 1 bölü 3'ünü Şükrü'ye veriyor. Şükrü Bekir'e aldığı bilyelerle beraber tüm bilyelerinin 1 bölü 2'sini Veysel'e veriyor. Veysel Şükrü'den aldığı bilyelerle beraber tüm bilyelerinin 1 bölü 5'ini Bekir'e veriyor. Son durumda üçünün bilyelerinin sayısı eşit olduğuna göre başlangıçta Veysel'in bilyelerinin sayısının Bekir'in bilyelerinin sayısına oranı kaçtır diyor. Bunu iki farklı yolla çözebiliriz sevgili arkadaşlar. Bir tanesi böyle işkencedir. Gerçekten yani baya bir işlem yapıyorsun. Bir tanesi de böyle beyin fırtınasıdır tamam mı? Ben ikinci yolu tercih ediyorum her zaman. Çünkü hızlı çözmemiz lazım. Bekir, Şükrü, Veysel'i yazalım bir. Bakın ben yavaş yavaş bunu anlatacağım. Bu yolu mutlaka öğrenin. Bekir, Şükrü, bir de Veysel. Güzel. Arkadaşlar şimdi her birinde ne kadar bilgi var başlangıçta bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var sevgili arkadaşlar. Nedir biliyor musunuz? Son durumda üçünün bilyeleri eşit oluyor. Yani son durumda üçünde de eşit miktarda bilgi kalıyor. <laughs> <laughs> Tabi burada ne kadar? Mesela her birinden ne kadar bilgi kalsın? E, 3, 2, 5 faydalara göre de gidebiliriz ama bence buna gerek yok. Diyelim ki her birinde 12 bilya olsun arkadaşlar. Burada 12 bilya kalsın. Bunda da 12. Hatta işimi şansa atmıyorum. Direkt 24 diyelim. Son durumda her, ikisinde, her birinde 24 tane bilya kalsın. Eyvallah. 24 burada. 24 burada ya. Çünkü son durumda her birinde eşit bilya kalıyor. Hocam 24'ü neye göre seçtiniz? Onu da ben söyleyeceğim. Sonlara doğru söyleyeceğim. Son durumda burada da 24 var. Burada da 24 var. Yani bu olaylar gerçekleştikten sonra her birinde 24 bilye kalsın. Eşit olsun yani eşit demiş ya. Şimdi sondan başa gideceğim arkadaşlar. Sondan başa gideceğim. İlk önce bakın Bekir Şükrü'ye veriyor. Sonra Şükrü Veysel'e bilye veriyor. Daha sonra Veysel de Bekir'e veriyor. Şimdi en son kim ne yapıyor? Veysel Şükrü'den aldığı bilyelerle beraber tüm bilyelerin 1 bölü 5'ini Bekir'e veriyor. Şimdi Veysel bakın burada paydada 5 var ya. Diyelim ki Veysel'in bilye sayısı 5x olsun. 5V olsun. Bilmiyoruz yani. Bunun 5'te birini Bekir'e verecek. Yani V'sini Bekir'e verecek. Kaç tane kaldı? 4V'si kaldı. Ve bu 4 de son anda 24 oluyor. 4V eşittir 24 oluyor. Demek ki V 6'dır. Değil mi? 4 kere 6 24. O zaman V yerine 6 yazarsak. Bakın. E, verdikten sonra öyle, öyle düşünelim. Verdikten sonra 4 kere 6, 24 bilyası kalıyor. Bekir'de ne kadar bilye var? Bekir'de de 6 bilye var. Bakın Bekir'de de 6 bilye var. Ee, şimdi Bekir'de 6 bilye varken Bekir'in 24 bilyesi var. Bu da 6 bilye verdikten sonra 24 oluyor. O zaman V yerine 6 yazarsak 5 kere 6, 30. Demek ki başlangıçta burada 30 tane bilye vardı. Bu 6'yı geri verdikten sonra yani aldı Bekir Veysel'den 6 tane almış ya onu geri verdikten sonra 24 tane 6'ya çıkarın 18 bilye kaldı burada. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Veysel'de 30 bilye vardı. Ne zaman? Şükrü'den aldıktan sonra. Şimdi Şükrü Bekir'e ne kadar vermiş? Şey pardon Şükrü Veysel'e 1 bölü 2'sini vermiş. Değil mi arkadaşlar? Şükrü Veysel'e artık burada 24 yok ki 30 var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şükrü de mesela diyelim ki iki şey tane bilye olsun. Yarısı dediği için iki şey dedim. Bu iki şeyden şesini Veysel'e veriyor. Geriye şey kalmaz mı? Bu şey de son anda 24 oluyor. Demek ki şey 24'tür arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Şey 24'tür. Yani demek ki 24 tanesini Veysel'e vermiş. Ve kalan da 24 olmuş. O zaman iki kere 24 demek ki başlangıçta burada 48 tane bilye vardı. 24 tanesini Veysel'e vermişti. 24 kalmıştı. Veysel 24 tanesini artık geri verdi. 6 yani almasaydı böyle olurdu. Veysel almasaydı böyle olurdu. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Artık 24 değil. Burada bakın 18 burada 48 burada 6 var. Bekir de 1 bölü 3'ünü Şükrü'ye veriyor. Bekir 1 bölü 3'ünü Şükrü'ye veriyor ya. Buraya 3B diyorum mesela. 1 bölü 3'ü B eder. Ne kadar kaldı? 2B kaldı. 2B'si en son 18 kalmıştı. 2B eşit 18. Buradan B eşit 9'dur. Demek ki B 9'dur arkadaşlar. B yerine 9 yazarsak Bekir'in bilye sayısını 3B demiştim. 3 kere 9 27. Demek ki burada 27 bilye var. Yani Bekir'de ilk başta 27. Veysel'de de 6 bilye var arkadaşlar. Bana diyor ki başlangıçta Veysel'in bilye sayısının Bekir'in bilye sayısının oranı kaçtır? Yani Veysel bölü Bekir'i soruyor. Veysel 6'dır gördüğünüz üzere. Bekir'de 27'dir. Her ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e böl 2. 3'e böl 9. Cevap 2 bölü 9. Tamam arkadaşlar. Bu şekilde çözüyorum. <laughs> Bu birinci yol arkadaşlar. Yani bunun anlaşılması da çok zordur ha. Bunu başka Ha neden 24? Arkadaşlar 24. Yani ne bileyim 12'yi de seçebilirdim tabii ki. Mesela 24 2'ye bölünüyor, 3'e bölünüyor, 4'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. Birçok böleni olduğu için arkadaşlar 24 seçtim ki başım belaya girmesin. Tamam mı? Hızlı bir şekilde bir daha anlatayım arkadaşlar orayı. Hızlı bir şekilde bir daha anlatayım. Son durumda her birinden 24 tane bilye. Hocam 12 deseydik niye olmaz mıydı? Dene. 12 dene. Ve kurban olayım sana ya valla. Buranın çok önemi yok yani. Bir sayı söyle. Ben yani burası her birinden son durumda. Bak tekrar sana anlatıyorum. Son durumda her birinde eşit miktarda bilye kalıyor ya. Buraya 12 12 12 diyorum. 10 10 10, 10 değil. Bilmiyorum. Ben yani 12'yi seçtim. 12'nin çok böleni olduğu için kafamı ağrıtmasın diye öyle bir şey yaptım. Tamam mı? Bak 12'yi diyelim. 24 demiştim demin. Bu sefer 12'ye göre çözeceğim. Şimdi <laughs> sondan başa gideceğim. En son Veysel e, bilyelerin 1 bölü 5'ini Bekir'e veriyor. Tamam mı? Ben de dedim ki diyelim ki burada 5 ve tane bilye olsun. En, yani tekrar baştan sona kadar çözüyorum. 5 ve tane bilye olsun. V tanesini Bekir'e versin. Tamam V tanesini Bekir'e versin. Geriye 4 V kalıyor. E bu 4 V de 12'ye eşit. Demek ki V 3'tür. 4 kere 3 12 ve 3'tür demek ki. Bu şu anlama geliyor. Demek ki 3 tanesini Bekir'e vermiş. 5 ke 4 kere 3 12 bilyesi kalmış. Bekir'e vermeseydi. Bekir'e diyoruz ki Bekir Bekir o aldığın 3 tanesini Veysel'e geri versene. Başım gözüm üzerine diyor. 3 12 daha 15 oldu. Ya da 5 kere 3 15. Yani demek ki burada 15 bilye vardı. Burada 3 çıkarttık ya. 12 kalmıştı en son. 3'ünü Veysel'e geri verdi. 9 kaldı artık burada. Tamam çok güzel. Sonra <laughs> Şükrü de yarısını Veysel'e vermiş arkadaşlar. Şükrü yarısını yani iki şe dedim buna. Yarısı dediği için iki şe dedim arkadaşlar. Yarısı şe verdi. Geriye şe kaldı. O da 12 oluyor. Şe 12'dir demek ki. Yani 12 tane kalmışsa demek ki 12 tane vermiştir. Veysel o 12'yi Şükrü'ye geri verir misin? Vereyim diyor. 15'ten 12'yi çıkarın 3. Demek ki burada 3 tane vardı 12'yi verirse. 12 gelirse burası da 24 olur arkadaşlar. Tamam mı? Çok basit düşünün lütfen. Şimdi artık bunlarda bakın burada 3 tane var. Burada 24 tane var. Devam et. Bak burada büyük ihtimalle kesirlerle uğraşacağız. 12 dediğimiz zaman. Şimdi Bekir 3'te birini Şükriye veriyor. Versin. Diyelim ki 3 B tane olsun. 3'te biri B tanesini Şükriye verdi. Geriye 2 B tane kaldı. Bak kesilerle uğraşıyorsun. 24 mesela demin kesilerle uğraşmıyordum. Neyse böyle çözelim. En son 2B kaldı. 2B eşittir 9. 2B eşittir 9. Demek ki B nedir arkadaşlar? 9 bölü 2'dir. Yani 4,5 diyelim isterseniz. 4,5 kalıyor en son. Bakın burası 4,5. Demek ki B'yi 4.5 bulduk ya pardon pardon 9 B 4.5 çıktı. 4.5 tanesini Şükrü'ye vermiş. Şükrü'ye diyoruz ki bu 4.5'u geri verir misin? O da veriyor. Yani 4.5'u geri verse 9'da 4.5 ekleyin 13.5. Demek ki bunun başlangıçta 13.5 bilyesi vardı. Diyor ki Veysel'i Bekir'e oranla yani 3 bölü 13.5. Kaç oluyor? Bu 135 bölü 10 şeklinde yazarsak. Ters çevir çarparsak 30 bölü 135 oluyor. Ee, i̇kisi de 3'e bölünür mesela. 15'e bölünür. 15'e böl 2. 15'e böl 9. 2 böl 9 çıkıyor. Yani bu soru üzerinde çok durduk arkadaşlar. Şöyle video videoda uzadı. Artık ben perişan oldum. Bunu şöyle çözenler de var. Ben böyle çözüyorum genelde. Böyle daha hızlı oluyor. Yani anlattığım için böyle uzun gözüktü ama gerçekten böyle daha hızlı. Şöyle çözenler de var arkadaşlar. Yani işte Bekir'in bilya sayısına 3x diyelim. Şükrü'nün bilgisayar sayısını. gerçi hepsi de mesela 3 2 5'in o keki nedir? İşte 30 mu? Bunun bilya sayısına 30x diyelim. Bunun bilya sayısına 30 ya da abc diye gidelim. 30a, 30b buna da 30c diyenler var. Daha sonra işte şöyle yapanlar var. Bunun 1 bölü 3'ü buraya gidecek. Bekir 1 bölü 3'ünü baştan sona gidiyorum yani. Bekir 1 bölü 3'ünü Şükriye verecek. 1 bölü 3'ü 10 eder. 10 giderse 20a kalır. 10 gelirse burası 30b artı 10a olur. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Şükrü de aldı. Artık Şükrü'de bu kadar var. Şükrü de yarısını Veysel'e verecek. Yani bunların yarısı. Bunların yarısı nedir? Ee, yarısı giderse yarısı kalır değil mi? Yarısı 15 B artı 5 A olur. Bundan bunu çıkarsak buna ne kadar gelir? İşte e, buraya ekleyelim direkt. Bu, yarısı gidiyordu zaten. 15 B artı 5 A gelir. Tamam arkadaşlar. Artık e, bu adamda bu kadar bilgiye var. Şunda bu kadar var. Veysel'de de bu kadar var. Veysel'de 1 bölü 5'ini buraya göndereceğiz. Bunu 5'e bölün. Gönderin. 5'te birini çıkarın. Sonra birbirlerine eşitleyin. Orada baya bir gümbürtü çıkıyor. Onu da size ödev bırakıyorum arkadaşlar. Tamam. Bence benim çözdüğüm yoldan gidin. Eyvallah. Bir tanesi beyin fırtınasıdır. Hemen çıkıyor. Bir tanesi de burada perişan. Yine çıkıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Belli bir miktar kredi çekmek isteyen Arif, A ve B bankalarından aynı miktar para için aşağıdaki gibi teklifler alıyor. <laughs> A bankası. İlk 3 ay ödeme yok. 3. ayın sonunda borcun 2 5ini ödenecek. Kalan borç 42 ay taksitlerle bölünecek. Eee B bankası diyor ki ilk 3 ay ödeme yok. 3. ayın sonunda borcun 3/4'ünü ödeyecek. Kalan borç 14 ay eşit taksitlerle bölünecek. 3 ayın sonunda peşinat için elinde yeterince parası olmayan Arif A bankasının teklifini kabul ediyor. A bankasından taksitlerin her birini peşinat olarak e, verilen miktarın 1 bölü 2'sinden 5200 TL eksik olduğuna göre B bankasının teklifine göre aylık taksitler kaç TL olurdu? <laughs> Şimdi arkadaşlar toplam çektiği kredi ne kadar olsun? Paydada 5 var ya A bankasına gideceğim. Göre gideceğim 5x tamam mı? A bankasına göre kredi çekecek şimdi. Şimdi peşinat ne kadar? Onu hesaplayalım. Peşinat. Yani 2 bölü 5'ini peşin veriyor. Yani bu 5x'in. 5'te ikisini peşinat veriyor. Yani 5x toplam çektiği kredi 5x ise 5'te ikisi 2x. 2x kredi olacak mı? Evet. Şey peşinat 2x olacak mı? Geriye kalanı arkadaşlar. Kalan ne kadar? Kalan. 5x'ten 2x'i peşinat verirse 3x kaldı. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Arkadaşlar taksitleri ne olur? Şimdi kalan borcunu 42 eşit taksite bölecek. Yani 3x'i 3x lira parası kalmıştı. Bunu 42 eşit taksite bölecek. Yani bölü 42 yaparsak o zaman aylık taksitleri şöyle yapalım. Aylık taksitleri bu olur değil mi arkadaşlar? Aylık her bir taksiti bu kadar olur. Bunu da hesaplarsanız işte x bölü 14 olur. Diyor ki sevgili arkadaşlar A bankasından taksitlerin her biri yani taksitlerin her biri budur. Bundan bahsediyor. Peşinat olarak verilen miktarın yarısından 5200 TL eksikmiş. Yani taksitlerin her biri yani x bölü 14'ten bahsediyor sevgili arkadaşlar. Bu neye eşittir? Peşin verilen paranın peşin verilen para budur. Yani 2x'in yarısından 1 bölü 2'sinden ne kadar eksikmiş? 5200 TL eksikmiş. Buradan x'i bulabiliriz. Direkt zaten bu ikiler gidiyor. 2'ler yazmamıza gerek yok. Şunu buraya bunu buraya atarsak arkadaşlar ee, x eksi x bölü 14 eşittir. Diğer tarafta 5200 oldu. 13x değil mi arkadaşlar? Bakın 13x bölü 14 eşittir. 5200 52'yi 13'e bölsek 4 mu olur? He valla. İşler şarjı yaptım. X eşittir 4 kere 14. 56 5600. Değil mi? Buraya kadar var mı sıkıntı arkadaşlar? 4 kere 14 56 evet 5600. Yani demek ki X 5600'dür. Peki bu adamın toplam borcu ne? Onu hesaplayalım arkadaşlar. Zaten diyor ki B bankasının teklifine göre aylık taksitleri kaç TL olurdu? Neyse bu hesap, hesaplamayalım arkadaşlar. Toplam kredi 5x olsun. Tamam mı? X'in 5600 olduğunu unutmayın lütfen. Şimdi A bankası, B bankasına göre gitseydi 3 bölü 4'ünü gerçi yazalım valla. Eyvallah. X yerine 5600 yazalım. 5 kere 5600 kaç eder? 5 kere 5 30. Ya şu 2 sıfırı attım arkadaşlar. Tamam mı? Şu 2 sıfırı peşine attım. 5 kere 56 yapıyorum şu an. 5 kere 50, 250, 5 kere 6, 30, 280 mi? 5 kere 56 280 oluyor arkadaşlar. Eyvallah. Yani demek ki toplam çektiği kredi 280 bin TL'dir. Ey. Şimdi B bankasına göre gitseydi arkadaşlar 3 bölü 4'ünü peşin ödeyecekti. Yani bu 28 bin liranın 3 bölü 4'ünü peşin ödeyecekti. 28'i 4'e bölsek 7, 7 kere 3, 21. Yani 21 bin lirasını peşin ödeyecek. E zaten 28 bin lira kredi çekmişti arkadaşlar. Aradaki fark ne oldu? 28 binden 21 bin peşinat verirse geriye 7 bin lira kaldı. Bunu da kaç taksite bölecekti B bankasına göre? 14 taksite bölecek. Yani bu 7.000 TL'yi 14 taksite bölersek Zaten diyor ki aylık taksitleri kaç lira olurdu? 14'e böleceğiz. O da kaç oluyor? 7000'i 14'e bölsek, 70'i 14'e bölsek 520 var. 500. Aylık taksitleri 500 TL olurdu. Cevabımız Ceyhan gerçekten dehşet bir, bir soru. A ve B galerinde sadece kırmızı ve beyaz renkli araçlar vardır. A galerisindeki beyaz araçların sayısı B galerindeki kırmızı araçların sayısına oranı 2 bölü 3'tür. A galerisindeki araç, e, araçların 3 bölü 4'ü beyazdır. B galerisindeki kırmızı araçların sayısı beyaz araçların sayısına 4 fazladır. A ve B galerinde bulunan toplam araç sayısı 100'den fazla olduğuna göre B galerideki araç e, sayısı en az kaçtır? Arkadaşlar tablo sorusu olduğunu görüyorsunuz değil. Evvallah. Şimdi Buraya A galerisi arkadaşlar yazıyorum. Buraya B galerisi yazıyorum. Biraz daha yukarıda yazalım. Kendimize yer kalsın. Şuraya kırmızı beyaz var değil mi? Beyaz kırmızı. Beyaz yazıyorum buraya. Şuraya kırmızı yazıyorum kendime. Kırmızı. Sonra tablomu oluşturuyorum. Ve tabloyu dolduruyoruz. He valla bir şey yok yani ha. Aha 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 tamam. Şimdi verilenlere bir bakalım. <laughs> A galerisindeki beyaz araçların sayısı B galerindeki beyaz, e, kırmızı araçların sayısının sayısının 2 bölü 3'üdür. Yani A beyaz neresi? Burası. B kırmızı neresi? B kırmızı burası. Bunun buna oranı 2 bölü 3'tür demek istiyor arkadaşlar. Yani buraya 2 x ersek şuraya 3x diyeceğiz. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hayır. Şimdi burayı hallettik. A galerisindeki araçların 3 bölü 4'ü beyazdır. Hmm. Şimdi arkadaşlar bunların 3 bölü 4'ü beyazdır demiş. Yani dörtte 3ü beyazdır. A galerisindeki dörtte 4/3'ü beyazsa 4/3'ü beyazsa ya şöyle gitsek daha güzel olur arkadaşlar. Şimdi kesirlerle uğraşmamak için, tamam kesirlerle uğraşmamak için ya da şöyle gidelim. Yani siz, isterseniz buraya A dersiniz. Dersiniz ki işte bunların 4/3'ü beyazdır. Yani A kesirli çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burası 3'ün katı olursa daha hoş olur. Çünkü A'nın yani şu ikisinin 4'te 3'ü burada. Bakın 4'te 3'ü burada, 4'te 1'i burada. 4'te 3'ü buradaysa bu 3'ün katı olsun. Yani ne demek istiyorum? 2x'e 3x demiyorum da bu ikisini de 3 ile çarpıyorum. Bunu da 3 ile çarpacağım, bunu da 3 ile çarpacağım. Oran değişmeyecek. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. Gerçekten 6x'in 9x'e oranı 2 bölü 3'tür yine. Ha 2'ye 3 demişim, ha 6'ya 9 demişim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi böyle dersem daha güzel olur. Neden? Çünkü demiş ki A galerisindeki araçların 4'te 3'ü beyazdır. Arkadaşlar 4'te 3'ü beyazsa 4'te 1'i de bakın tamamına 4 diyelim. A galerinin beyazsa 3 dersek buna 1 diyeceğiz. E 3'e 2 ise bakın 2 kere 3 6 eder değil mi? 2 kere burası da 2x olacağı aşikar. 4'te 3'ü 6x ise 4'te 1'i de 2x'tir. Ya da 4'te 3'ü burasıysa 4'te 1'i budur. 3'e 6x'e Bakın 2 katı. 2 kere 3, 6. Bu 2 kere 1, 2 yaptım. Tamam mı? Çok güzel. Burada bir tekniktir. Bunu da öğrenin. Çok güzel. B galerisindeki kırmızı araçların sayısı beyaz araçların sayısından 4 fazladır. B galerisindeki kırmızı araçların sayısı beyaz araçların sayısından 4 fazladır demiş arkadaşlar. E bu bundan 4 fazlaysa bu da bundan 4 eksiktir. Öyle değil mi? Burası 9x'e 9 x eksi 4 B'deki kırmızıların sayısı beyazların sayısına 4 fazlaysa demek ki B'deki beyazların sayısı kırmızıların sayısına 4 eksiktir. Çok güzel. Bunu da hallettik. Akışa diyor ki <laughs> A ve B bulunan toplam arası sayısı 100'den fazla olduğuna göre hepsinin toplamı 100'den fazlaymış. Şimdi toplayalım hepsini. 9, 9 daha 18, 20, 26 x, 26 x art eksi 4 mü? Evet. Bu 100'den fazladır diyor. Şunu bu tarafa attık 26x Büyükmüş 104'ten? Şimdi e, en az Dediği için x'e en küçük değeri vereceğiz X'e en az kaç diyebiliriz Mesela Bu 100'den fazlaysa arkadaşlar 5 dersek 4 dersek ne olur e, 80 4 kere 6 24 4 kere 2 8 e, Beyin durdu ha Yemin ediyorum 104 olur değil mi arkadaşlar? Olmuyor. Yani en az 5 dememiz lazım. X 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Olur da olur. X'in alabileceği en küçük değer 5'tir arkadaşlar. Zaten diyor ki B galerideki beyazların sayısı en az kaçtır? B'deki beyazların sayısı 9x-4'tür. X'e de en az 5 diyebiliriz. Çünkü en az demiş. 9 kere 5 45. 45'ten 4 çıkarttım. 41. En az 41 tane araç var. Cevabımız Edirne. Hey, valla sayısal mantık sorununa gelmişiz. En sevdiğim. 5, 6 ve 7. sorular buradaki soruları cevaplayacağız. Aşağıdaki bazı renkler ve bu renklerin oluşması için karıştırılan renk oranları verilmiştir. Mesela mor oluşması için morun 5'te 3'ü mavidir, 5'te 2'si kırmızıdır. Turkuaz'ın 3'te 1'i mavi, 3'te 2'si yeşilden oluşur. E mesela bu turuncu rengini nasıl oluşturursunuz? Mavi ile turuncu. Pardon bu nedir? Kahverengidir. Kahverengi nasıl oluşturursunuz? Mavi ile turuncuyu karıştırırsınız. Yarı yarıya. Yani demek ki mavi ile turuncuyu eşit miktarda şey yaparsak turuncu anladınız. 100 litre mavi renk boyanın 1 bölü dördü mor renk oluşturmak için kaç litre kırmızı renk boya gereklidir? Şimdi mor'dan bahsediyordum arkadaşlar? Hemen mora bakıyorum. Mora bakıyorum. Mor nerede? Burada. 5'te 3'ü mavidir. Yani 3 mavi varsa 5'te ikisi de ikisi de kırmızıdır. Değil mi? Yani mora bakıyorum. 5'te 3'ü mavi ise 5'te ikisi kırmızıdır. Yani şunları görmeyin. 3'e 2'dir. Yani mavi ile kırmızı oranı 3'e 2'dir. Moru oluşturmak için. Şimdi demiş ki sevgili arkadaşlar 100 litre mavi renk boyanın 1 bölü 4'ünü kullanacağız. E 100'ün 1 bölü 4'ü nedir? 25. Yani diyor ki 25 litre mavi kullanarak mol oluşturmak için kaç litre kırmızı gereklidir? E oran orantı. He Aha, aha aha aha. Demek ki 3 x eşittir. 25 çarpı 2 50. Her iki tarafını 3'e böldüm. x eşittir. 50 bölü 3. 50 bölü 3 kaç litre kırmızı gereklidir demiş. Cevabımız 50 bölü 3 olacak arkadaşlar. 48 litre turkuaz renk oluşturmak için kullanılan mavi renk ile kırmızı boya oluşturulmak istenseydi kaç litre turuncu renk boya gerekir? Arkadaşlar bir kere turkuaza bir bakar mısınız? Bakın turkuaza bakıyorum. Nerede? Şurada. Şuraya yazalım. Şimdi turkuazı oluşturmak için ne lazım bize? 3'e 1 mavi 3'e 2 yani 1'e 2 değil mi? Bir mavi öyle düşünün arkadaşlar. Yani bir mavi varsa örneğin bir litre mavi varsa elinizde. iki de yeşil varsa. iki de yeşil varsa turkuazı oluşturursunuz. Şimdi soruyu bir anlamaya çalışalım. 48 litre turkuaz oluşturmak için. Arkadaşlar eğer 48 litre turkuaz oluşturacaksanız o zaman sizin e, bu 48 litrenin bakın e, 3'te 1'i yani aslında 1 bölü 3 1 bölü 3 dersek daha güzel olur ama yani 3'te 1 bakın tamamı 3. Üç. 3'te 1'i yani şuraya göre de gidebiliriz aslında. Yani bunları yazmamıza gerek yok. 48'i 3'e bölün 16. 16 litresi mavidir arkadaşlar. Ee, 2 bölü 3'ü de yani 48'in 2 bölü 3'ü de yeşil ya. 48'i 3'e böldüm 16. 16 çarpı 2 40, e, 32. 32 litresi de, de yeşildir. Şimdi biz eğer biz eğer 48 litre turkuaz oluşturmak istiyorsak kesinlikle 16 litre mavi kullanmamız lazım. Bunu biliyoruz. Diyor ki kullanılacak mavi renk ile kahverengi boya oluşturmak istenseydi kaç litre turuncu yapılırdı? Şimdi kahverengiye bakıyorum sevgili arkadaşlar. Kahverenginin oluşması için mavi ile turuncuyu yarı yarıya alıyoruz. Yani eğer 16 litre mavi kullanarak kahverengi yapacaksak o zaman kesinlikle 16 litre de turuncu kullanmamız gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Yani yarı yarıya olduğu için 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 cevabımız 16 olacak. Kaç litre turuncu gereklidir diyor. 16. He valla. 240 litrelik boyanın 1 bölü doğru kahverengi. Kalan boyanın 2 bölü 3'ü mor. Geri kalan turkuaz boya olduğuna göre toplam kaç litre mavi boya kullanılmıştır. Şimdi arkadaşlar toplam 240 litre boya var. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bunun 1 bölü doğru kahverengi. Yani kahverengi yazalım. Kahverengi. 1 bölü 4'ü kaç eder? Yani bunu 4'e bölsek 240'ı 4'e bölün 60. Ya yani 60 litresi arkadaşlar neymiş? Kahverengiymiş. Yazalım tek tek. Yazalım daha güzel olur. Kahve rengi. Kalan boyanın 240'tan 60'ı çıkarsak 240'tan 60'ı çıkarsak 180 mi? Kalan 180 oldu arkadaşlar şu an. Kalan 180'dir. Kalanın 2 bölü 3'ü mor. Şimdi mordan ne kadar şey yapacakmışız arkadaşlar? 180'in 2 bölü 3'ü. Bakalım 180'in 2 bölü 3'ü kaç eder? 180'i 3'e böldüm 60. 60 kere 2 120. Demek ki mordan 120 litre. Kalanı ne kadar kaldı? 180'den 120 gitti. 180'den 120'yi çıkarın. 60 litre kaldı. Bakın 60 litre kaldı. Kalanı da turkuaz yapacakmışız arkadaşlar. Turkuazmış. Turkuaz. Kalanı da turkuazmış diyor ki toplam e, kaç litre mavi boya kullanılmıştır? E tamam sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> buraya mavi yazalım. Şimdi arkadaşlar mavi tek tek hesaplayacağım. Kahverengi'ye bakıyorum. Kahverenginin yarısı mavi, yarısı turuncu. Değil mi? 60 litre kahverengi varsa yarısı 30. 30 litre mavi var burada. Yani şuna karşılık Mora bakıyorum. Toplam 120 litre mor varsa elinizde sevgili arkadaşlar. Bunun 5'te 3'ü mavidir. 120'nin 5'te 3'ü nedir? 120'nin 5'te 3'ü. 120'yi 5'e böldüm. 24. 24 çarpı 3 72. Demek ki burada 72 litre mavi var. Mavileri soruyor ya mavi hesaplıyorum. 60 litre turkuaz varsa 60 litre turkuaz varsa bunun 3'te 1'i mavidir. 60'ın 3'te 1'i kaç eder? 60'ı 3'e bölün 20. Burada da 20 litre mavi var. Toplam mavi ne oldu? Toplayalım arkadaşlar. 70 102 20 daha 122 cevabımız C. Tamam? Harikasınız. <laughs> Yapılacak bir sütlü tatlı için gereken malzemeler ve miktar olarak pasta içindeki oranlar aşağıda verilmiştir. Yani pastanın 5/12'si süt, 6'dan biri şeker, 3'te 1'i un, 12'den 1'i kremadır falan filan. 4 kişilik bir pasta ee, Toplamda 960 gram olduğuna göre kullanılan un ve şeker miktarları toplam kaçtır arkadaşlar? Şimdi pastanın tamamına 12 diyelim. Bak payda hep 12 var ya. Pastanın tamamına pastanın tamamına 12 diyelim. Yani 12 k diyelim mesela, 12 x diyelim fark etmez. Süt miktarına ne diyeceğiz Sevgili arkadaşlar? Pastanın 12'den 5'i sütmüş. Yani 5x diyeceğiz demek ki, ya da 5k diyeceğiz. Bunu hallettik. 6'dan biri şekermiş şeker miktarını yazıyorum. E, pastanın tamamına 12K dedim arkadaşlar. Bunu 6'dan biri yani 12'yi 6'ya bölün 2 mi olur? 2x 2K'sı şekermiş. Bunu da hallettik. Un ne kadar? Unu yazıyorum buraya. E 3'te biri yani pastanın 3'te biri unmuş. 12K'yı 3'e bölün 4. 4K'sı unmuş. Krema var bir de. Krema 12'den biri yani 12K'dan K'sı da kremaymış. Yani pasta bu kadarsa içindeki malzemeler de budur sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gerçekten toplayın 5, 2 daha 7, 4 daha 11, 1 daha 12. Tamam çok güzel. Şimdi buradaki oranlara göre gideceğimiz aşikar. İlk soruyu çözüyorum. 4 kişilik bir pasta. Tabi burada 1 kişilik arkadaşlar tamam mı? <laughs> 4 kişilik bir pasta Gerçi fark etmez yani. Sonuçta K demişiz. Oranlar çıkacak yani. O kafa gitti geldi. 4 kişilik bir pasta toplam 960 gramdır. E toplam 960 gramdır diyor. Tamam. Kullanılan un ve şeker miktarları toplam kaç gramdır? Kullanılan un ve şeker 2K ile. Yani 12K diyor ki arkadaşlar. 12K eşittir 960 ise şeker ve un miktarı 2K ile. 4K'nın toplamı 6K. 6K kaçtır? Bey? Valla bulmuşum. 96'ya 12'ye bölsen 8. Yani burasını buna bölsek 80 olur. Demek ki K 80'dir. K yerine 80 yazdım. 6 kere 80, 480. Kullanılan bu toplam un ve şeker miktarı 480'dir diyeceğiz. Bunu silmeyeyim arkadaşlar. Direkt diğer soruda da e, bunu keşke soruları alt alta yazsaydım ama neyse. Alt alta derken sıraya geçirseydik. İkinci sorusu neymiş? Bir pastada... <laughs> Kullanılan un miktarı krema miktarının 3 katından 20 fazla olduğuna göre bu pastanın toplam ağırlığı kaç gramdır? Şimdi önceki sıram slaytta arkadaşlar biz neyi bulalım? Unla krema miktarını bulalım tamam mı? Unla kremayı bulalım. Un nerede? Burada. Krema burada. 4K'ya K. Unutmayın. Unutmayın arkadaşlar. Una 4K dedik. Kremaya K dedik. Toplam pastaya da 12K dedik arkadaşlar un miktarı krema miktarının 3 katından 20 fazladır diyor. He, yani bu 4 kaneye eşitmiş. Krema miktarının 3 katından 20 fazladır diyor. Yani K 20'dir demek istiyor. E toplam pasta 20, 12 kadır. K yerine 20 yazdım. 12 kere 20, 240'tır. Cevabımız Bursa'dır diyoruz. Fatih Evde 104, 144 kilogram süt, 48 kilogram şeker, 105 gram kre, un, 36 gram krema bulunmaktadır. Malzemelerden biri tamamen kullanıldığında diğer malzemelerden yeteri miktarda bulunduğuna göre artacak olan malzemelerin toplam malzemeler toplam kaç gramdır? Evet güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Şimdi e, tekrar yazalım mı onları? Valla tekrar yazacağız arkadaşlar. Pasta süt şeker un yazıyorum. Pasta süt şeker un. Eyvallah. süt şeker un bir de krema mı vardı? Evet. Pastayı arkadaşlar biz 12K demiştik. Değil mi? Süte işte ben hemen hızlı bir şekilde burada yapayım. 5K. Şeker 6'da biri 2K. Un 3'te biri 4K. Krema K. Var mı bir sıkıntı? Hayır. Pastamız burada arkadaşlar. Tamam mı? Çok güzel. Pastamız burada. Şimdi bir adamı anlamaya çalışalım. Bakalım nasıl bir kafa yaşıyor bu adam. <laughs> Evde 144 kilogram süt var diyor. 144 kilogram süt var, gram. 48 kilo, e, gram şeker var. 105 gram un var. 36 gram krema var. Diyor ki malzemelerden biri tamamen kullanıldığında. Diğer malzemelerden yeteri miktarda bulunduğuna göre artacak olan malzemeler kaçtır? Şimdi hangi oranlarda biz pasta yapıyoruz? 5, 2, 4, 1. Buna bakmayın arkadaşlar. Bakın 5, 2, 4, 1 oranlarıyla biz pasta yapıyoruz. Şimdi burada kaya ne dememiz lazım? Hangisi çabuk bitecek sizce? Hangisi çabuk bitecek? Örneğin buraya göre giderseniz zaten bu e, ya da şuraya göre gitsek 24 dersiniz tamam mı? 2 kere 24, 48 oldu. Yani K yerine 24 yazıyorum. Bakalım tutacak mı? Bakın K yerine 24 yazıyorum. 2 kere 24 48. 5 kere 24 120. 4 kere 24 96. Burası da zaten 24 oldu. Evet oldu. Yani ne demek istiyorum? K yerine 24 yazarsanız her bir malzemeden. Yani işte bundan 96 kullanmışsanız bundan 48 kullanmışsanız bu 96. Buradan da 24, bundan da 120 kullanmış olursunuz. Artanacak malzeme miktarı ne olur? 144 kilogram süt vardı. 120 kilogram kullanırsak ne kadar artar arkadaşlar? 144'ten 120'yi çıkartırsak 24 artar. Artı 48 kilogram şeker vardı. 48 kilogramını hepsini kullandık. Bitti yani. 105 kilogram un, gram un vardı. Kilogram diyorum da gram arkadaşlar. 96 gram giderse ne kadar kalır? Yani 9 mu? 9 gram kalır. 36 gram krema vardı. 24 gramı giderse 12 gramı kalır. 24, 12 daha 36, 9 daha 45. Demek ki 40, toplam 45 gram malzeme kalır. Hocam siz ne, niye buna göre gittiniz? Arkadaşlar ben şimdi kafamı kullandım tamam mı? Şimdi buraya kaya ne dersek yani bir tanesi çabuk bitiyor. Bir tanesi bitene kadar diğer malzemeleri de o oranlarla karıştırdığım için pasta yapabiliyorum. Şimdi hangisi çabuk bitecek? Ben düşündüm bu daha çabuk bitecek. Bakın şu daha çabuk bitecek. Ha belki de bu dersiniz k yerine 36 yazsaydınız. Mesela 4 kere 36 105'i geçiyor olmadı. Anlaştık mı? Bunları dene dene olmaz. Şeker, şekere göre gitmeniz lazım. Hey valla. bitmiş. Hey valla. Arkadaşlar bir enerji içeceği falan bir şey mi içiyorsunuz sıradaki konu? ÖSYM tarzı sorular bizi mahvedecek. <laughs> Eyvallah bizi mahvedecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bitti. Geçmiş olsun. Elsege arkadaşlar böylelikle sayı kesir problemlerini e, tamamen bitirdik. Evet bir önceki videoda sayı problemlerini bitirmiştik. Bu videomuzda ise kesir problemleri ile ilgili bütün testleri çözdük. Arkadaşlar gerçekten bu videolarda çok emek var. Şu an önünüzdeki kitapta inanılmaz bir emek var. Birçok öğrencinin haberi yok. O yüzden şanslısınız. Gerçekten arkadaşlar bu kitapta bir soru soru tipini öğreniyorsunuz. Detaylı öğreniyorsunuz. Gerçekten bu kitap sizi geliştirecektir. O yüzden şanslısınız. Sizden rica ediyorum sevgili arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız algoritma olarak bizler için iyi olur. Motivasyon olarak da bizleri desteklemiş olursunuz. Seviyorum sizi. ÖSYM tarzı sorularda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.